Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, İstanbul Bakırköy'deki Tarık Akan konferans salonundan Tele1'de seyrettiğiniz Demokrasi Arenası programıyla hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu soğuk kış gecesinde salonumuzu hınca hınç dolduran değerli Bakırköylülere ya da İstanbul'un her tarafından gelen değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen değerli Tele1 seyircilerine de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakırköy'ün evladı, üçümüzün de çok değerli arkadaşı, dostu, yeri doldurulamayacak sanatçı, sinema oyuncusu, sevgili Tarık Akan'ı da rahmetle, özlemle, sevgiyle anıyoruz. Bu salonu bize tahsis eden Bakırköy'ün değerli başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu'na da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, ben hemen konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Onları tanıyorsunuz, hem de çok iyi tanıyorsunuz. Bugün, hatta günlerdir ben bu programı yapacağımızı duyurduğum andan itibaren sosyal medya hesaplarında coşkuyla karşılanan, çok büyük ilgiyle karşılanan isimler, bu ilgiye layıklar. Çünkü sol tarafımda büyük tiyatro ve mizah ustası, varlığıyla gurur duyduğumuz benim kadim dostum, tiyatro sanatçımız sevgili Müjdat Gezen. Öylesine kadim dostum ki hayatımda yaşayan en eski arkadaşım. Onun hemen yanında gecenin diğer konuğu, Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı, kitapları satış rekorları kırıyor, ayrıca gerçekleri anlatmaktan asla vazgeçmiyor, yiğit, cesur, değerli kardeşim Yılmaz Özdil. Aramızda çok o değerli isimler de var. Yani bütün salon çok değerli, onu söylemek istiyorum. Sizleri temsilen belki ilerleyen dakikalarda birkaç isim anons edebilirim izninizle. Ama merak edin kimleri anons edeceğimi. Hemen gecenin ilk sorusunu sevgili Müjdat'a yöneltmek istiyorum. Müjdat, yanılmıyorsam bir yıl önceydi. Tam bir yıl. Evet. Değil mi? Tam bir yıl önceydi. Birlikte Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Metin Akpınar'ın da var olduğu bir canlı yayın yaptık. Bir program yaptık. Program çok büyük ilgiyle izlendi. Yüksek reyting aldı. Programdan sonra tebrik telefonlarının ardı arkası kesilmedi. İletiler geldi. İşte sosyal medya mesajları bize yönlendirildi. Cuma akşamı yaptık programı, her zaman olduğu gibi. Cumartesi, pazar gelen tebrikleri kabul etmekle geçti. Ama pazartesi günü hepimizi şoke eden bir haberle güne başladık. Çünkü o sabah erken saatlerde Müjdat Gezen'le sevgili Metin Akpınar'ı, büyük usta, büyük tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu, film oyuncusu, mizah ustası, Metin Akpınar'ı alıp anayasaya karşı işlenen suçlar bölümüne götürdüler. Yılmaz'ın telefonda tam metni var plakanın. O tarafı bulurum şimdi. Ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiler. Ondan sonrasını
Müjdat'tan dinleyelim. Tamam. Bu girişten sonra bu konuya girmeden önce bir şey açıklık getireyim. İkimizin de Yılmaz'la benim Uğur'a karşı bir müşterek özelliğimiz daha var. O da ben de ikişer defa kanal kapattırdık Uğur'a. Burada az mı bir şey? Yok yok, benimkisi onların maruz kaldığı durumlar karşısında hafif sayılabilir. Ben 8 hafta yedim. Daha ne yiyeceğim? Yani Rütük 8 hafta cezalandırdı. Öyle bir zamanlamayla cezalandırdı ki tam 31 Mart seçimlerine 9 hafta kala bana 8 haftalık ceza verdiler. Son bir haftayı kullanabildim. Onda da işte enginar, havalar nasıl, hangi takımı tutuyorsunuz değil mi? Yapacağımızı zannettiler ama öyle yapmadık. Bilmiyorum. Ben Eskişehir'in her fani tarafından mutlaka görülmesi gereken bir kent olmasını sağlayan değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Yılmaz Büyükerşen hocamızla, halen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan değerli Tunç Soyer'i konuk ettim. Ve ben yine orada halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına 8 hafta önce ne söylüyorsak yine aynısını söylemeye devam ettim. 4 program da oradan kapandı. Ondan öyle devam ediyor. Ben bu mahkeme meselesine başlamadan evvel bu Tarık'ı çok özlediğimi söylemek istiyorum. Geçenlerde Bakırköy Belediyesi'ne başkana geldiğimde hemen karşısı Bakırköy mezarlığıdır. Tarık'a gittim. Oradan Münir abiye gittim. Münir Özkul. Hemen 50 metre ötesinde o yatar. Tarık'la biraz dertleştim. Anne kafamda bit var kitabında. İlk girişten itibaren bizim bir müşterek maceramızı anlatırdı. Almanya turnesindeyiz. Biz Perran Kutman'la sahne bekliyoruz. Tarık Akan sahnede. Yılmaz Güney'de olsaydı falan. Yılmaz abi Mete'den bir iki laf attı. Abicim haber oraya geldi. O zamanın Tercüman gazetesi burada, tutuklanması gerekir gibi filan. Uçakta beraber geliyoruz. Tutuklanacağını haber aldık biz. Yani uçaktan iner inmez tutuklanacak Tarık. Çok kötü oldu, çocukcağızın hayatında böyle bir şey yok yani. Üzülme işte, ben eski tecrübelerime dayanaraktan, yani sen üzülme merak etme filan. İndik, Tarık'ı aldılar. Ben dedim ki ben de gelmem lazım çünkü Tarık bavulunu filan benim eve bırakacak. Polis memurlarıyla bizim eve geldik. İşte çay may, bavulu koyduk oraya. Ondan sonra çok iyi davrandılar o ana kadar. Sonra iyi davranılmadı. Yani durup dururken orada ortalıkta folyo yumurta yokken Tarık'ı içeri, onu bu münasebetle anmak istedim. Çünkü Tarık gerçekten hem iyi bir demokrattı, hem iyi bir devrimciydi, hem Bakırköy'ün yetiştirdiği övüneceği bir çocuktu yani. O zaman izin verirsen Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na bir hatırlatmada bulunalım. Ben Demokrasi Arenası'na Tele1'de başladığımda ilk programı Sayın İmamoğlu'yla yaptık. Evet. Çok büyük bir ilgi gördü o programda. Orada ben hatırlattım. Bakırköy Belediye Başkanı Doktor Bülent Kerimoğlu, Tarık Akan'ın ismini daha da yaşatabilmek ve ölümsüz kılabilmek için Özgürlük Meydanı'nın adının Tarık Akan Özgürlük Meydanı olarak değiştirilmesi konusunda bizim en yakın arkadaşı Zeki kardeşimizin gayretleriyle kendi belediye meclisinden böyle bir karar çıkarttı ve onu İstanbul Belediye Meclisi'ne, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderdi. Geçen dönem bu gündeme alınmadı. Evet. Ama ben umuyorum ve diliyorum Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu bu dönemde sevgili Tarık Akan'ın adı Bakırköy
Tarık Akan Özgürlük Meydanı olarak anılacak ve o karar o meclisten çıkacaktır. İnşallah, inşallah. Biliyorum. Tabii orada belki hepimiz biliyoruz ama büyük bir kısmın bilmediği bir şey var. İstanbul Belediye Encümeni eski adıyla yani mecliste AKP çoğunluğu var biliyorsun. Evet. Son tekrarlanan seçimde aynı zarfın içinde olmalarına rağmen evet. encümen üyeleri o ayrıldı. Sadece başkanlık yapıldı. Eğer o seçimle belediye meclis üyeleri de seçiliyor olsaydı şimdi o iş bitmişti çoktan. Tabii. Çoktan bitmişti yani. Maalesef. Öyle. Şimdi gelelim o şimdi, program şimdi hayatım, sonra yaşadıklarınıza. Dedim de ben de seni yani üzmek istemiyorum. Ne zaman böyle bir şey olsa onun için bu ikisini getirdim. Ne o? Su Yılmaz ve... da suya ve sabuna dikkatini çekiyor. Yani bakın bir kalıp sabun tamam mı? Bir de su yani. Yılmaz'a dedim ki aman bunlara dokunmayalım. Tamam yani mı? Suya sabuna dokunmayan bir program olsun. Bak şimdi Uğur özür dilerim ama konuşulacak o kadar çok konu var ki ya. Yani şimdi bak, futbol var. Pahalılık yok. Ne var ne yok yani mesela tamam mı? Bir sürü şu çiçeklerin havalar soğudu. Soğudu. Şu çiçeklerin güzelliğine bak ya. Şimdi bunların yetiştirilmesi az zamanla alıyor. Anlatabiliyor muyum? Mübarek cuma, bugün cuma. Böyle konuları konuşmak varken şimdi mahkeme ne oldu bu? Şimdi tam anlatırsam ne olacak? Hadi hop hop diye bir şey olabilir her an yani. Aa bunlar gene dokundular ona. Ama bir kısmını Yılmaz anlatacak. Neden ötürü olduğunu söyleyeyim. Tamam. Çünkü her an yanımda eşofmanla geldi oraya. Vallahi billahi koşudaymış. Haberi duyunca atladı geldi. Ondan sonra telefon etti İzmir'deyim gelme dedim. Yani ya tutuklanırsan dedi tutuklanma filan olmaz biz çıkarız oradan dedim yani. Yok yok dedi ben dedi ilk uçakla oradayım filan. Boşuna gelme dedim ben. Tutuklayamayacağımızı biliyordum çünkü benim söylediğim laf çok basit bir laftı. Şu kamera belki yaklaşabilir mi bilmiyorum. Kırmızı üzerine sarı bu Müjdat ile. Abinin o anda makamda olduğu şey anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosu. Evet abi. Türkiye'nin en saygın iki sanatçısını işte burada sorguya çekti. Burası anayasal, ne biliyor musunuz? Düzene anayasal, karşı işlenen suçlar. Suçumu da itiraf ettim ben ayrıca orada. Yani değil mi? Hatırlıyorum. Suç da şuydu. Şimdi o kadar güzel itiraf ettin ki orada koridorda herkes tutuklayacaklardı senin yüzünden. Evet bu da boyuna girip çıkıyor. Zaten onu anlatacak kendisi ya. Şimdi abi Uğur'un programındayız. Metin de orada oturuyor. Ben de Kadıköy'de oturuyorum. Bakırköy'leri de ilgilendirdiği için, Beşiktaşlıları, Şişlileri, oraları da ilgilendi. Cumhurbaşkanı bir gün bir laf etti. Dedi ki bu Kadıköy'de oturanlar, Bakırköy'de, Beşiktaş, bunların tuzu kurudur dedi. İşte bu memleket batsa bunların kılı kıpırdamaz dedi. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Yani bu lafı size de söylediler yani ama bana çok dokundu. Çünkü benim vatanseverliğimi bir başkasının yargılamasına izin vermek istemiyorum. Abi sana sabunu ve suyu hatırlatırım. Benim görevim sen, uyarıda bulunmak. Sen kamera seni kesmiyorken bana böyle yap. Yap ben anlarım. Hayır o lafta suç olmadığı anlaşıldığı için rahatım. Olsun ben anladım. Gene de senin söylediklerine katılmıyorum. Yani benim... kayda geçireyim. Abi ikisi bir dakikada sattılar beni yani. Her dakika yanımda aşk olsun. Şimdi önemli bir şey değildi o da. İşte haddini bil diyorsun. Sen de haddini bil. Benim vatanseverliğimi yargılamadı. Haddini bil sözünden dolayı anayasal düzen bu lafla yıkılıyorsa abi o anayasal düzene bir iyi bakmak lazım bir kere. Böyle bir lafla yıkılır i̇şte mı? İyi bakmak için seni falan alıyorlar. Hayır almıyorlar. Hı. Su ve sabun. Çıktık savcıya
ifade edeyim. Celal yanımda avukatım, dünya tatlısı bir adam. Yani gel bu gece dedim. Sayın Ülgen, Celal. Celal Ülgen yok dedi. Ben evimde oturacağım koltuğa, sizi izleyeceğim. Hayır gel ki arada bir bana pas at dedim. Celal bunda bir falso var mı? Bu lafı söyleyeyim mi? Çünkü o bana böyle yapıyor. Aman bunu söyleme. Bir kere dedim ki bana mesaj atabilir. Söyleyelim aslında. Eğer senin ağzından bir şeyler kaçarsa düzeltmek amacıyla. Tekrardan bunu söylemez mi diyecek? Hayır şöyle diyecek. Böyle bir laf söyledi. Acaba başına bir şey gelebilir mi diye düşünüyorum. O nedenle ikinci bölümde şunu söylerse iyi olabilir gibi bir mesaj gelir. Ya da sana diyeyim sen onu bir an evvel yolla. Neyse abi sabahleyin 7'de Metin'i almışlar. Metin kahvaltı etmemiş. İlaçlarını almamış. Kilosu fazla. 9 civarında da bana geldiler. Aşağıdan balkondan baktım ben. 3 tane genç sivil polis çocuk. Hayırdır dedim. Hocam almaya geldik. Yani filan. Şey de yani o kadar da efendi çocuk. Dedim ki ben şu anda gelemem. Yani işim var. Yani affedersin tuvalete gireceğim. Doğru mu? Kahvaltımı yapacağım filan. Ben bu zille uyandım dedim. Tamam bekleriz dediler. Yüreğim el vermiyor. Bir saat geçti, 1,5 saat geçti. Çıktım balkona. Dedim ki yukarı gelin. Geldiler yukarıya. Bak bu trajikomik bir cümle işte. Çok trajikomik. Öyle yüreğim burkuldu ki. Oturdular 3 tane genç çocuk. Çayma içtik filan. Çocuğun biri dedi ki sivil polis. Hocam siz beni hatırlamadınız dedi. Vallahi billahi yüzü hiç dedim senin yüzün yabancı gelmiyor. Hocam okulunuzu yaktıklarında ben 21 gün orada nöbet tutup sizi korudum dedi. Bravo. Bravo. Abi, şimdi ona demişler ki git al. Ne yapsın? Ondan evvel dediler ki git koru. Yani çünkü onların o sırada yapacağı bir şey yok. Neyse sonra biz bindik arabalar. Ben kendi polis arabası duruyordu. O Metin'i o arabaya sokmuşlar. Götürmüşler. Çocukcağız aç. O fotoğrafı en iyi Yılmaz biliyor. Çünkü o söyledi. Tostu ayranı gitti. Neyse onu da anlatacağım şimdi. Ondan sonra ben dedim kendi arabamla gelirim. Yani böyle hani kafaya bastırıp polis arabasına falan girecek bir şey yapmadığıma %100 inanıyorum yani. Neyse kendi arabama bindim. Okulun önüne geldik. Celal'i alacağız. Okulun önünde kalabalık birikmiş. Evet çok kalabalık. Buradan sonrasını biraz Yılmaz'a verebilirim. Evet. Yani çok güzel bir andı aslında. Bir yandan nasıl tabii güzel çok, an çok ya? Gerçekten öyle. Yılmaz ne yapıyorsun abi? Yani bizim açımızdan diyelim. Seyir zevki olan bir andı. Şimdi tabii yani hepimiz çok moralimiz bozuk. Kağıt gibi geldik okula. Ama geldik ki okulu belki de ben o kadar kalabalık hiç görmedim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bütün öğrencileri, yani konservatuvar öğrencilerinden bebeklere kadar, ilkokul seviyesindeki çocuklarımıza kadar aileleriyle beraber herkes şeye gelmişti okula. Ve hatta adliyeye kadar eşlik etmek istediler Müjdat abi. Engelledi. Gerçekten yani o kadar moralimizin bozuk ve kaygılı olduğumuz bir anda belki de hayatımızın en güzel anlarından birini yaşadık. Ben kendi adıma o anı hiç unutamıyorum. Yani tetikçilerin hedef göstermesi üzerine şuursuz bir yobaz tarafından yakılan okul ve o okulun bütün öğrencileri, velileri, o okulu kuran duayen sanatçımızı adliyeye alkışlarla uğradı. Yani gerçekten bir filmde ya da bir romanda tasvir edilse abartılmış denir ama AKP döneminde alınan hukuk adı altında alınan kararların kamu vicdanında nasıl beraat ettiği ve hatta alınan o kararların aslında kamu vicdanında nasıl mahkum edildiğinin
Çok cazip bir örneğiydi. Benim aklımda böyle hayatım boyunca hiç çıkmayacak netlikte iki fotoğraf anısı kaldı. Birisi Metin Akpınar'ın adliye koridorunda tek başına yürürken ki görüntüsü. Diğeri de tost yerken çekilmiş fotoğrafı. Sen mi aldın? Evet, ben oradaydım. Tost. Yani o aslında savcılık katında girilmesi yasak olan bir bölge. CHP milletvekilleri vardı. Sanırım o tost fotoğrafını Barış Yarkadaş çekti ki Barış aynı zamanda gazeteci bir milletvekilidir. O da oradaydı. CHP milletvekilleri oradaydı. Benim girmeme izin verdiler. Biz zırt pırt yargılandığımız için adliyede bütün savcılarla akraba gibi olduk. Yılmaz gelmiş gelsin falan dediler. Bir tek ben girdim ve içeriden işte fotoğraflar çekip aktarma imkanımız oldu. O tost fotoğrafını Barış çekti, Barış Yarkadaş. Ben Müjdat abinin bu savcılık önündeki fotoğrafını çektim. Gerçekten son derece gergin bir atmosferdi. Çünkü suçlamalar çok ağır. Yani ülkeyi yıkmak, hükümeti indirmek, darbecilik falan gibi böyle hepimizin gerçekten moralini bozan ağırlıkta şeylerdi. O tabloyu bozan sadece Müjdat abi vardı. Çünkü fıkra anlatıyordu. Yani gerçekten yani bu savcılık koridorunda atmosfer, ülkeyi yıkmak falan suçlaması, kahkahalar falan çıkıyordu. Yine o zor anda hakikaten Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın ne kadar soğukkanlı kaldığını gördük hep beraber. Ama içeri girdikleri anı ben herhalde ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Çünkü yani Türkiye'nin en saygın iki insanı ve bir iki dudağın arasında suçlama tuhaf. Yani her türlü karar çıkabilirdi ki biz maalesef aslında o an itibariyle bir tutuklama bekliyorduk. Maalesef. Sonra çıktım ben savcıya, genç bir çocuk. Savcı tanımıyorum tabii. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler okuyor. Anlamıyorum da yani. Celal var yanımda, o çözüyor beni. O da ha, Allah Allah nasıl olur filan böyle laflar ediliyor. Doğrusu çok yani umursamadığımı açıklıkla söyleyebilirim. Çünkü beni korkutmak amacıyla yapılan, bak korkutmak öyle tehlikeli bir şey ki gün gelir korkutanı da korkutur. Yani onun için çok dikkat etmek lazım. Yani. Şimdi otur, savcı yalnız anlatıyor ama hiç yüzüme bakmıyor, hep böyle. Hep böyle. Oradan bizi bir mahkemeye sevk ettiler. İşte evet. O mahkeme. Ağır suç, kırmızı üzerine sarıyla yazıyor abi. Öyle bir ya, felaket bir yer yani. Türkiye'de ne yapma diyor? Anayasal düzene karşı. Anayasal düzeni. Haddini bil. Anayasal düzen gitti abi. Neyse uzatmayalım. Geldik yargıça. Yargıç dedi ki haftada bir dedi. Yılmaz içeride. Yılmaz var. Leyla bu koridordan. Eşime bağırıyor. O da peşinde kızacağız. Benimle çektiği evladım. Leyla bu tarafa doğru. Leyla oradan gitmiyoruz. Buraya diye. Oradan koridordan koridora bizi koşturdular. Abi nasıl dolaşıyoruz ama. Neyse uzatmayalım. Yargıç dedi ki haftada bir yurt dışına çıkmadı, kaçmadınız. Dedim ki ben kimin kaçacağını biliyorum ama söylemem. Nereye? Ne? Suya sabuna mı? Dokunursam ne? Hani soruyu sen sordun. Ben dilim döndüğü kadar gerçekleri anlatıyorum. O arada bu troll denilen kitle bana saldırıyor. Evet. Bak işte sen onları doldurdun. Yani Metin'le seni doldurmuşum ben. Evet. Konuşturmuşum. Ondan sonra sizi orada yapayalnız bırakmışım ve yani tereyağdan sıyrılır gibi ben kaçtım. Sıyrılmışım. Halbuki ben yola çıktım,
İzmir'deyim. Tabii. Gerçi bu troller bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunabileceğini kafalarına yerleştirmiş. Öyle telkin edilmiş bu kardeşlerimize. Onlar her konuda sanki yaşamışlar gibi, sanki %100 gerçeği anlatıyorlarmış gibi ahkam kesebiliyorlar. Dokunulmazlıkları var çünkü. Tabii. Benim İzmir'de yaşadığımı bilmiyorlar. Ben İzmir'deki evimden yola çıktım. Müjdat'a dedim ki geliyorum. Müjdat hakkımı helal etmem yok, dedi. Yok, sakın dedi ya. Asla gelmeyeceksin yok dedi. Ya. Sakın dedi. Ama bir şey olursa yok ne olursa olsun sakın gelmeyeceksin dedi. Ve ben Müjdat'ın ısrarları ve bu şekilde konuşması yok, üzerine geriye ya aynı adamlar Metin tostla ayran içi onlar oraya yemek yemeye gitmişler diye yazdı ya. Çocuk ilaç alacak hatırlasana tabii, tabii, ya. Tabii. İlaç alacak sabah 7'den beri aç saat olmuş yarım mı bir mi ne bir tost bir ayran gel. Ben de işte bir tost bir ayran yiyorum. Bunlar oraya yemek yemeye gitmişler dedi ya. Bu troller mi dediğini yani. Evet. Neyse uzatmayalım gittik biz. Gidiyorum karakola pazar günleri karakolun önü böyle. Abi işte merak etme bilmem ne. O kadar utanıyorum ki. Yani o insanlar benim yüzümden oraya geliyorlar. Ortada fol yok, yumurta yok filan. Sonra bir süre sonra haber geldi. İmzaya gitmeniz gerekmiyor diye. Sonra bir süre geçti abi. Yurt dışına çıkma yasağınız kaldırıldı dedi. Almanya'da turnem var. Turneye gideceğim. Bütün ekibi geçirdim gümrükten. Sıra bana geldik. Pasaportu uzattım. Efendim sizin yurt dışına çıkma yasağınız var. Haydi. Kaldırıldı o dedim ben. O. Siz dedi lütfen şubeye hadi girdik abi oraya. Ondan sonra ifadeler alınıyor bir şeyler. Bununla bir yanlışlık olmasın dedim. Yani bana avukatıma da bana da bu cezanın kaldırıldığı resmen bildirir dedim. Abi orada emniyet müdürü bir genç kız var. Nefis bir üç dil filan konuşuyor böyle filan. Evime telefon etti. Hocam yazılım hatası bize bildirilmemiş. Kusura bakmayın. O gece benim Almanya'da oyunum var. Hangi havaalanında oluyor bu? Şeyde Sabiha Gökçen'de. Evet oradaki emniyet müdürü hanımefendi. Evet. Emniyet haftasında polis haftasında benden yazı aldı. Biliyorum. Benim tabii. Babam da biliyorsun. Biliyorum. Söyledim ona. Mesleğe 33 yıl hizmet etmiş yüksek dedektiflerden biriydi. Şimdi konuşmayalım kızın başında derde sokmayalım Allah aşkına. Yok ben yani namuslu şerefli bir polisin olsun, oğlu olsun. Olarak olsun. Çok şükür bugünlere geldim ve dürüst polislerin hakkını her zaman her yerde savunurum. Kızın başını yediniz ha. Gitti kız. Bitti mi? Şimdi sana bunu yalnız kendim için koymadım ki birader buraya ya bak suya sabuna dokunmayalım. Öyle de karar aldık. Hatta Yılmaz dedi ki şey hakkında konuşmayalım biz. Ne dedin? Tabii bugün. Cumhurbaşkanımızla ilgili bir hayır. Şey değil bu. Çünkü ben yani biz Cumhurbaşkanımızı çok severiz. AKP Genel Başkanı'nı sevmiyoruz. Gerçekten. Gerçekten yani Cumhurbaşkanı yani devletin başı evet. Saygımız sonsuz. Neyse sonra bir uçak bileti daha bulduk. Leyla'ya dedim ki gel ben yalnız uçamam. Hadi o da kendisine çanta yaptı gittik. Tabii Almanya'da duyulmuş bu. Bekliyorlar bizi. Haberlerde geçmiş. Havaalanında film birisi çekmiş. İşte Angela neyse. Merkel bile açıklama yaptı seninle ilgili. Merkel sağ olsun o konuda yani iyi davranıyor bana karşı. Sağ olsun ama abi hakikaten bu yani anlayamıyor insan ya. Benim seyahat hürriyetimi engelledin. İkimizi para verdittin bana. Hadi paradan geçtim ama orada gümrüğe kadar gelmişim ben. Anlatabiliyor muyum? Polis sizi alsın götürsün. Bunlar ne abi böyle bir şey yok ya. Hakikaten genel başkanı bunu lütfen şey yapın yani. Yani burada tabii bir de çok bir aslında trajikomik bir şey daha vardı. Müjdat abi işte haftada bir gün karakola imza atması şartı getirdiler ki ilk hafta kaçmasın diye. Yani karakola imza atınca kaçmamış oluyor yani. Böyle bir devletin böyle bir şeyi var. İmza atmaya gittiğimiz karakol
Cumhurbaşkanlığının kuruluşunda aslında Müjdat abi bir başka sebepten de yine böyle bir işte mahkemelik oluyor falan, oraya gitmesi gerekiyor. Gittiğinde görüyor ki işte mobilyalar dökülüyor, işte soğuk, ısıtma şeyleri falan yeterli değil. Bizim imza atmaya gittiğimiz, yani Müjdat Gezen'in kaçmasın diye imza atmaya gittiğimiz karakolun mobilyalarını ve klimalarını Müjdat Gezen yaptı. Bu konu bittiyse sözcüye getirmek istiyorum. Aslında konuşacağımız çok değişik mevzular var. Kanal İstanbul'la ilgili olarak. Kanal İstanbul. Müjdat çok hazırlıklı gelmiş. Çok Yılmaz çok hazırlıklı. Sevgili Merdan Yanardağ da geldi. Hoş geldin Merdan. Merdan hoş geldin. Yanında Namık Koçak. Tele1'in ekran, sevilen ekran yüzlerinden. Evet. Yükselen kanal. Evren kardeşimiz nerede? Ana haber bülteni sunucusu Evren kardeşimiz burada. Tele1 ailesi burada yani. Yükselen haber kanalı derken hiç abartmıyorum. Gerçekten çok büyük bir yükseliş içerisinde Tele1 ve sizin desteğinizle bu yükselme devam edecek. İnanıyorum vereceğiniz desteğe. Değer bir destektir. Altını çizerek söylüyorum. Değer bir destektir. Gazetecilerin omuzlarında bugünlere gelen bir kanal ve sadece halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet edilen bir iletişim aracı olarak uzun ömürler diliyoruz Tele1'e. Şimdi sözcü davası başladıktan sonra, ana dava başladıktan sonra ikinci bir dosya açıldı ve yeni isimler eklendi. Bu dosyanın açılmasından önce ifadesi alınan, sorgulananlardan biri de yazdığım bazı köşe yazıları nedeniyle bendim. O gün ben sevgili Necati Doğru, Ankara'da Emin Çolaşan, Saygı Öztürk burada ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gittik. İfadelerimiz alındı savcı tarafından. Savcı ifadeyi aldıktan sonra eğer takipsizlik kararı verecekse gidebilirsiniz der. Genellikle böyledir. Hepimiz bu süreçleri yaşadık. Bekleyin lütfen içeride dedi, kalemde dedi. Ben çıktım, bekliyorum. Saygı çıktı, bekliyor. Necati Doğru çıktı, bekliyor. Emin'in Ankara'da ifadesi alınıyor. Bir ara baktım, Necati Doğru'nun böyle paçaları yukarıya doğru çekilmiş. Alttan pijama gözüküyor. Pijamasını çorabının içine sokmuş. Nedir bu Necati, üşüyor musun dedim. Yok, ben hazırlıklı geldim. Bakın şimdi gülüyoruz ama o anın nasıl trajik bir an olduğunu size sözcüklerle anlatamam. Yani bunca yılın gazetecisi Necati Doğru, Saygı Öztürk, Ankara'da bunca yılın Atatürkçü yurtsever gazetecisi, hep söyle Emin Çöleşan, KOAH hastası, başka rahatsızlıkları da var. Ve bekliyoruz ne olacak diye. Neden sonra bize gidebilirsiniz denildi. Ama o aradan geçen bir iki saatteki duygularımızı dediğim gibi sözcüklerle ifade etmek mümkün değil. Arkadaşlar, geçen hafta da anlattım ben. Sözcü gazetesi 2012'de başladım. Başlamadan önce Yeşilköy'de bir balıkçı lokantasında Ertuğrul Akbay ve oğlu Burak Akbay, ki patronumuzdur, onlarla oturduk, yemek yedik ve yazmaya karar verdik. Ama ben şunu hatırlattım. Dedim ki bakın, bu FETÖ, biz sevgili Yılmaz'la Star Televizyonu ana haber bültenini yönetirken ve o bülten Türkiye'de en çok izlenen, yani tarihte böyle bir açık ara görülmemiştir. Bütün seçim geceleri hep biz izlenirdik. Bunu yani bir ekip adına söylüyorum. Şahsım adına söylemiyorum.
Ve orada işte bu Ergenekon balyoz kumpaslarına karşı çıktığımız için saldırılara uğradık, iftiralara maruz kaldık, gizli tanıklarla tuzaklar kuruldu, onlardan kurtulduk. Yani bir tek zindana atılmadığımız kaldı. Böyle direklerden döndük. Sözcü için anlaşıp onlar ayrılırken dedim ki ya ben işte böyle bir takım belaların içinden geliyorum. Acaba sizin başınızı da belaya sokar mıyım? Burak güldü. Dedi ki ya biz de FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Biz de haksızlıklarla, hukuksuzluklarla mücadele ediyoruz. Birlikte ederiz. Birlikte birbirimize güç veririz dedi. Sarıldık, öpüştük, çıktılar. Ben de arabama doğru ilerliyorum. Arkadan şef garson koştu. Ya abi dedi ben seni çok severim. Sen çok iyi bir insansın. Bunlar devamlı olarak bu FETÖ'ye saldırıyorlar, sataşıyorlar, iktidarı eleştiriyorlar. Senin başını da yakmasınlar, zor kurtuldu zaten dedi. Şimdi böyle bir gazetedir Sözcü. Sözcü. Ama ne yazık ki şu anda Emin Çoleşan için 3 yıl 2 ay gibi bir hapis cezası isteniyor. Konuştum Emin'le ama yatmaz ya. Ya yatmaz. Yani böyle bir cezanın verilmesi bile bizim vicdanımızın asla kabul edebileceği, şimdi bununla ilgili aklımızın tabii kabul şöyle edebileceği bir şey, hepimiz bir şey değil. Necati doğru öyle. Hepsi çok, öyle. Hepsi öyle. Bunu dile getiriyoruz ve aslında şu anda da işte bir şekilde çağdaş akrabamız Tele1 ekranında ancak bu işleri konuşabiliyoruz. Çünkü hakikaten bir elin parmakları kadar Türkiye'de namuslu yayın kuruluşu kaldı. Tabii. Yani Sözcü Gazetesi gerçekten aslında kırık kalpler durağıdır. Çünkü Sözcü Gazetesi'ni aslında Türkiye'nin en büyük gazetesi yapan bizatihi AKP'dir. Çünkü Sözcü Gazetesi'nin neredeyse bütün çalışanları, bütün yazarları AKP tarafından daha önce çalıştığı yerlerden işten atılan kişilerden oluşuyor. Yani aslında AKP bizi işten attırmasaydı Sözcü Gazetesi olmayacaktı. Dolayısıyla Sözcü Gazetesi için AKP'ye teşekkür borçluyuz. Yani şimdi Necati abi mesela, Necati Doğru yazdıklarını falan herkes elbette biliyor. Soyadı Kodada gibi. Yani sanki müstehar isim gibi ama gerçekten doğuştan doğru bir adam. Ben kendi adıma Necati Doğru'nun bugüne kadar yazdıklarına değil, bundan sonra yazacakların altına da imzamı atarım. Bu kadar kendisine tabii tabii güveniyorum. Adana'da Yeni Adana diye bir gazete var. Şimdi ben kendim yerel basından geldiğim için yerel basınla ilgili hassasiyetim daha fazladır. Takip etmeye çalışırım. Adana'da bir gazete var. Yeni Adana. Bu gazete Adana'nın işgalinde, yani 1919-20 yılındaki Adana'nın önce İngilizler daha sonra Fransızlar tarafından işgali sırasında yayın hayatına başlamış bir gazete. Ve işgalciler engel olduğu için o günkü matbaalarını sırtlayıp dağa çıkıp dağda Kuvayi Milliye Gazetesi çıkarmış bir ekip, Yeni Adana Gazetesi. Necati Doğru, Adana'nın Gecekondu bölgesinde büyüyen bir çocuk olarak 6-7 yaşlarındayken bu gazeteyi satan adam. Bugün FETÖ'cü denilen ya. Necati Doğru bugün terörist diye, FETÖ'cü diye suçlanan Necati Doğru, Kuvayi Milliye'nin bizatihi kendisidir ya. Kendisidir. İzmir'de ben mesleğe başladım. Hepimiz gibi, bütün İzmirliler gibi Fethullah Gülen tehlikesini belki de Türkiye'den en önce biz fark ettik. Çünkü İzmir'de kurulmuştu. Çok geçmişini anlatmayayım. Merdan Yanar'dan bununla ilgili çok güzel kitapları, yazıları vardır. Fethullah Gülen'in bir odası vardı. Harp okulundan mezun olan teğmenlerin kılıcını getirirlerdi. Evet. O kılıcın etrafında bunlar tavaf ederdi. Merdan'ın bununla ilgili yazıları da vardır. Biz İzmir'de bunlarla ilgili görüyoruz. Devamlı büyüyorlar, paralar topluyorlar, organizasyonlar yapıyorlar falan. Neticede bir okul kurdular. Daha doğrusu çok sayıda okulları vardı da bir tane gurur duydukları bir okul kurdular. Yamanlar
koleji diye, matematik olimpiyatları falan diye böyle tırışkadan şeyler icat ediyorlar. Devamlı insanları yemliyorlar, yurt dışı gezilere götürüyorlar. Böyle bir trafik var İzmir'de. Biz de devamlı haber yapıyoruz. Kim diyoruz bunlar ya? Kim yazıyoruz? Ama bunun içinde bürokratlar var, emniyet, herkesin gözünün önünde. Bir şey yaptılar, kütüphane adı altında. Dışarıdan bakıyorsunuz, bildiğin cami kubbesi ya. Yani. Cami kubbesini kütüphane diye millete veriyorlar falan. Bunu biz, benim yayın yönetmenliği olduğum dönemde, Yeni Asır'da manşet yaptık. Bu Fethullah Gülen okulunu Yeni Asır'da manşet olmasını sağlayan imza Yücel Arın imzası. Yücel bugün Sözcü davasında Sözcü.com.tr'nin yöneticisi olarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava gösteriyor ki aslında ta o zamandan beri insanların, namuslu gazetecilerin nasıl takip edildiği ve günü geldiğinde nasıl infaz edildiğini gösteren bir gazete. Sözcü gazetesinin davası bir hukuk davası değildir. Bir siyasi davadır. Siyasi dava. Sözcü gazetesinin de aslında haberleri yaparken bence bunu ortaya koyması lazım. Kendisinin Fethullahçı olmadığını anlatmaya çalışmaktan ziyade bu davayı kim açtı? Takibini kim yapıyor? Bunun haber yapılması lazım. Çünkü bu bir hukuk davası değil. Bu düpedüz siyasi davadır. Ve burada izninizle bugün kendisiyle konuştuk. Gazetemizin sahibi Burak Akbay bu programın olacağını biliyor tabii. Ben kendisinden rica ettim. Ve bu programda okunması için bir mektup istedim. Siz değerli okurlar için bir mektup yazdı. İlk kez duyacaksınız bunu. Bu şu açıdan çok önemli. Sözcü Gazetesi'nin aslında bir tez konusu yapılması lazım üniversitelerde. Çünkü bu hükümet savcılarıyla, polisleriyle bir gazetenin üzerine çullandı. Çullandı. Ve bu gazetenin batması için elden gelen her şey yapıldı. Muhabirlerinden idari görevlilerine, yazarlarından gazetenin sahibine kadar herkes hakkında dava açıldı ve mahkumiyetler verildi. Ama bu gazetenin çaycısı bile bu gazeteyi terk etmedi. Evet. Hiçbir çalışanı gazetesinden ayrılmadı. Hiçbir okurumuz gazetesini terk etmedi. Hiçbir reklam veren gazeteye reklam vermekten vazgeçmedi. Bu dünya tarihinde bugüne kadar, dünya basın tarihinde görülmüş şey değildir. Bir gazetenin üstüne bu kadar çullanılsa gazetenin ayakta durabilmesi mümkün değil. Biz ise tam tersine Türkiye'nin bir numaralı gazetesi olmaya devam ediyoruz. Ve bunu biz siz değerli okurlarımıza borçluyuz. Tabii. Mahkeme elbette boynumuz kıldan ince, hukuka olan inancımızı sürdürüyoruz. Ama bu dava kamu vicdanında, siz değerli okurların vicdanında beraat etmiş bir davadır. Bununla ilgili ben Burak Akbay'dan rica ettim ve siz değerli okurlarımız için bir mektup gönderdi. Bunu da burada okumamızı bize sağlayan Tele1 ailesine ve Merdan Yanardağ'a da ayrıca hem gazeteci hem bir yurttaş olarak teşekkür ederim. Çünkü nefes alacağımız yer ancak burası var. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay
bir insan evladının başına gelebilecek en trajik meselelerden birini yaşadığı. Çünkü gazeteciliktir bu, işin ruhunda var. Hani hamama giren terler hesabı, yargılanırız, hapis yatarız. Bu işin doğasında var. Bundan korksaydık gidip başka meslek yapardık. Burak da bu duygularla girmiş bir insan. Dolayısıyla bu yargılar vesaireler aslında onu asla yıldırmaz. Ama bir insan evladının başına gelebilecek en trajik meselelerden biri ona başına geldi. Babası Türkiye'nin hakikaten en popüler, en büyük gazetecilerinden biri Ertuğrul Akbay rahmetli oldu. Kahrından. Evet. Yani aslında bu bir tahammüden cinayetti. Çünkü Türkiye'nin en sağlıklı insanlarından biriydi. Sağlıklı yaşam gurusu olan biriydi. Ertuğrul abi hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Tetikçi medyanın iftiraları, düpedüz montajlanmış fotoğraflar, ahlaksızca hakaretler vesaire ve oğlunun başına gelenler Ertuğrul Akbay'ın bütün vücut sistemlerini bozdu ve adam kahrından öldü. Gözümüzün önünde hiçbir şey olmayan adamın biz 2 ay içinde elimizden kayıp gittiğini gördük. Rahmetli oldu. Cenaze törenindeyiz hep beraber. Sadece Sözcü değil, Türkiye'nin bütün gazetelerinde var olan, televizyonlarında var olan namuslu gazeteciler, yöneticiler, herkes orada. Siz değerli yurttaşlarımız oradaydı. Ben 37 yıldır gazetecilik yapıyorum bu ülkede. Siz benden daha fazla Uğur abi. Hayatımızda ilk kez biz bir şey gördük. Bir evlat babasına musalla başında cep telefonuyla helallik verdi. Cep telefonu. Biz Ertuğrul abiyi kabristana götürdük. Toprağa verdik. Babasının toprağa verilişini hoca ile beraber duasını adam cep telefonundan yaptı. Biz bunların benzerlerini Ergenekon, balyoz, casusluk, kumpas davalarında yaşadık. Türkiye'nin en saygın insanı Mehmet Haberal babasını toprağa veremedi, hapisteydi. Sedat Peker, seversin sevmezsin bu ayrı bir şey, insani görevidir. Annesini toprağa veremedi. Engin Alan, Türkiye'nin kahraman komutanlarından. Annesini, babası, kardeşini toprağa veremedi. Bunun aynısını şu anda Sözcü Gazetesi'ne yapıyorlar. Ve Burak Akbay babasına musalla başında cep telefonundan helallik verdi. Bu Burak Akbay'ın size bir mektubu var. Siz değerli okurlara çok teşekkür ederim diye başlıyor. Gazeteci bir babanın oğlu olarak Sözcü'yü kurduğum ilk günden itibaren zorluklarla mücadelenin bitmeyeceğini biliyordum. Her zorluğu yenmenin bizi biraz daha büyüteceğini de biliyordum. Zaman içerisinde Sözcü gazetesi zorluklarla mücadele ede ede büyüdü. Ve Türkiye'nin en çok satan gazetesi haline geldi. Tek bildiğimiz ve inandığımız dürüst gazetecilikti. Dürüst gazetecilik yaparak okurlarımıza doğruları aktarmaktı. Sadece yazılı basında değil, internet medyasında da en çok okunan, en çok takip edilen mecra haline geldik. Yolumuza konan her taşın üzerinden geçerek ilerledik. Ancak şahsımın ve Sözcü'nün üzerine atılan iftiraların bu derece ahlaksızca olacağını hiç tahmin etmemiştim. Hukuki dayanağı olmayan bu iddialar kamu vicdanında kabul bulmadı. Yine de adalete olan
güvenimizi, inancımızı kaybetmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için önemli iki kurum var. Biri yargı, biri basın. Bu iki kurum bağımsız görevini yerine getirdiği sürece Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği değerleri koruyabiliriz. Biz sözcü olarak bu konuda elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Varlık sebebi Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak isteyen güçlerle mücadele etmek olan sözcü, okurlarının sayesinde ayakta kalmış, onlardan aldığı güçle mücadelesini sürdürmüştür. Sözcü okurlarının, sözcünün samimiyetinden, dürüstlüğünden, vatanseverliğinden hiçbir zaman şüphesi olmamıştır. Gazetesine sahip çıkmış, yaşaması için dört elle sarılmıştır. Atatürkçü yazarlarıyla ve tüm çalışanlarıyla ve okurlarıyla sözcü yoluna devam edecek. Bizi biz yapan okurlarımıza en içten duygularımla teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılarımla Burak Akbay. Şimdi doğrusunu isterseniz değerli kardeşim Yılmaz bana daha önce okumadı bunu. Ben de sizlerle birlikte bu canlı yayın sırasında dinledim Burak Akbay'ın mektubunu. İçtenlikle yazılmış ve gerçekten de sözcüyü dürüstçe anlatan, sözcünün nasıl bir gazete olduğunu siz her şeyimizi borçlu olduğumuz değerli okurlarımıza ifade eden içten satırlarla dolu bir mektup. En kısa sürede sevgili Burak Akbay'ı da burada görmek istiyoruz. Özgür biçimde burada ve gazetesinin başında görmek istiyoruz. Ve şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Türkiye gündeminin en sıcak maddelerini konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, İstanbul Bakırköy'de Bakırköy Belediyesi'ne ait Tarık Akan Konferans Salonu'ndan Tele 1 ekranlarında Demokrasi Arenası'nı seyrediyorsunuz. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İlk bölümde sevgili Müjdat Gezen en son programdan sonra yaşadıklarını anlatarak başladı. Daha sonra sevgili Yılmaz Özdil ile sözcü davasına kadar geçen süreci getirdik ve sözcü davası ile ilgili değerlendirmeleri yaptık ve sözcünün sahibi Burak Akbay'ın sizlere ilk kez gönderdiği bir mektubu Yılmaz kardeşim okudu, duygu dolu ve haksızlığa isyan şeklinde nitelendirilebilecek ve sözcünün tek dayandığı güç olan okurlarına sesleniş niteliğinde bir mektuptu bu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve en kısa sürede Özgür Burak Akbay'ı aramızda görmek dileğini seslendiriyoruz. Şimdi ben ikinize de aynı anda aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi için hazırladıkları ÇED raporunun 10 günlük askı süresinin dolduğunu ve bu raporun onaylandığını kamuoyuna duyurdu. Oysa İstanbul'da binlerce kişinin bu Kanal İstanbul projesi ve ÇED raporuna itiraz dilekçeleri verdiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca İstanbullular bununla da yetinmediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına cevap niteliğinde Küçükçekmece'de, göl çevresinde bir insan zinciri oluşturarak yapılacak olan kanalı protesto ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kanalı yapmakta kararlı olduklarını ve bu konuda hiçbir finans sorunuyla karşılaşmayacaklarını ifade etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı
aynı doğrultudaki açıklamalarına bir yenisini ilave etmiş olduğu. Şimdi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi yalnız Müjdat, sen konuşmaya başlamadan önce Sayın Avukatın Celal Ülgen'den bir mesaj geldi. Ben size size söyledim Celal Bey, eğer Müjdat Suya Sabun'a dokunursa bana bir mesaj gönderir ve ben de reklamlardan dönüşte bunu toparlaman için sana bir imkan sağlayabilirim demiştim. Diyor ki, yalnız bu biraz farklı bir mesaj. Suya Sabun'a dokunuyorsunuz ama harikasınız diyor. Bir yandan sizi izliyorum, diğer yandan da Sözcü davasının istinaf dilekçesini hazırlıyorum. Yani günümüzün gerçeği işte bu maalesef. Yoksa Bakırköy'de severek yanınızda olurdum. Ergenekon davasında hep yanımızda olan Tarık Akan'ı sevgiyle, rahmetle anarım. Aynen. Evet Mustafa. Celal, hakikaten bu Celal müthiş bir adam biliyorsun. O Ergenekon'da olsun, o davalarını hepimizin davalarında olsun. Bir kere şiddetle para kabul etmeyen bir avukat. Yani katiyen böyle lafını bile ettirmeyen filan bitti. Bizim okulda hocalık yapıyor. Her hafta dersi var. Hukuk anlatıyor çocuklara. Hani bir sanatçının başı bir gün hukukla derde girerse ne olur ne bir de. Biraz evvel sen bir lafa başladın. Böyle tüylerim kalktı. Dedin ki, şimdi ben anlattım mahkemeler. İşte mahkemeye gittik filan. Uğur dedi ki, savcılıktayım bugün. Arkasından Yılmaz, işte kaç dava var herhalde, 30-40 sayısını unuttun herhalde. Şimdi Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil. Abi biz bu kadar yani mahkemelerle, davalarla, bilmem nelerle uğraşacak suçlar işleyen insanlar mıyız ya? Demokratik bir ülkede ne Sözcü gibi bir dava, ne Merdan'ın yattığı gibi hapisler, ne benim yattığım gibi, ne Yılmaz'ın yazdığı gibi, ne onun söylediği gibi, herhangi bir demokratik bir ülkede böyle bir şey duydunuz mu? Hem size soruyorum, hem ekranları başındaki seyircilere. Böyle bir şey olur mu demokrasilerde? Bu nedir ya? Müjdatçığım, senin bize sormana gerek yok. Sen Roma hukukunun yazıldığı Roma İmparatorluğu döneminden beri her şeye tanık oldun. Abi bunu her şeye tanık oldun. Ne zindanlar, ne zindanlar, ne zincirlerle duruşmaya götürülmeler yaşadın. Yani siz de alkışlıyorsunuz ha. Ama burada Göbekli Tepe'den söz etmeyeceğim. En eski medeniyet. Peki. Hatırlıyorsun. Peki. Onların reisi Uğur abi. Ellerinden öperim. Bunlar belgeler, tabletler. Yani, Müjdat, şaka maka. Hani evet. Göbels'in bir sözü var ya, bir yalanı kıp. Ne kadar söylersen. Ne kadar söylersen sonunda inanırlar. Buna bir gönderme falan yok değil mi? Hayır. Ha. Ama yani inanıyorlar senin Roma İmparatorluğundan bugünlere kadar geldiğine. Söyleme o zaman artık. Peki artık söylemeyeceğim. Şimdi bu Kanal İstanbul herkesin çok benimsemediği ama benim gördüğüm zaman şu güzelliğe bak dediğim, hakikaten burada da belgelerle her şeyi bakın Allah aşkınıza, şu güzelliğe bakın. Bak Uğur, ekrana mı tutalım? Şöyle kameraya tutuyoruz. Yılmaz. Şahane. Şimdi bu hakikaten az buz hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Yatlar, köprüler, gökdelenler oradaki. Neden bahsediyorsun sen Allah aşkına? Abi bak, tekneyi gördün. Cevat'ın teknesi mesela burada şey yapmış. Ergun'un bu 11. katta Ergun'un aldığı daire. Daha bir tane değil bu. Evet. Bir sürü. Öyle şey değil. Yani Uğur, bu böyle İstanbul'u mu şimdi? İnkar edilecek bir şey değil bu. Şu güzelliği ters mi tuttu? Ters tuttu. Ama fark etmez. Şuraya bakın Allah aşkına. İstanbul'u tersten de tutsan, düzden de tutsan böyle garip bu bir görüntü çıkacak. Bu Kanal İstanbul'un ne kadar güzelleştireceğine dair bakın. Peki. Gökdelenler var orada.
Yani hem enine hem diklemesine şehir kuruluyor burada. Bu da ters. Öyle. Ters. Bu. Ters. Ters mi bu? Ters. Fark etmiyor ki. Nasıl olsa palavra. Ay. Şuraya bak Allah aşkına Yılmaz, yatların güzelliği şuraya bakın ya. Bak. Şu bu da mı ter? Yok artık yok, ya. Yok. İşte burada şu daireyi bilmem hatırlayacak mısın bak şunu. Kamil'in nereden aldığı ev. Nereden hatırlıyorsun? Ya, Müjdat sen... abiyle biz o Katar Sultan'ın yanında bir 100 metre çevireceğiz. Tabii. Katar köftecisi açacağız. Vallahi bak. Katar dürüm. Tabii abi. Sultan orada tabii. Bir yer kapatmış. Orada en az 2 milyon kişi yaşar. Tabii. Tabii tabii. Yani bu az buz hani hemen elinin tersiyle itilecek bir şey değil Uğur. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzel... Gerçi yok ortada bir şey ama ben gene güzelliğe bak diyeyim yani hakikaten. Ama karar çıktı. En kısa zamanda temel atılacak deniyor kanal. Kanal İstanbul. Ama iki gün yağmur yağdı abi. Kanalizasyonlar patladı mı bizim orada? Yahu kanalizasyonunu çözümlememiş bir şehire kanalla gelecek. Ama buranın Yılmaz'la yolda konuştuk mesela 750 metredir şeyin boğazın en dar yeri. Şimdi burada gemiler geliyor yalıya çıkıyor balıkçı teknesine çarpıyor filan. Burada öyle şey olmayacak. Bu dümdüz abi. Bırakacaksın Karadeniz'den evet. Tak Marmara'dan alacaksın. 270 metre eni ama 750 metrede mi kaza olur 270'te mi 750'de. Ya matematiksel olarak iyi düşündüğünüz zaman 20 metre ayrıca derinliği var bunun. Yani oradan çıkan topraklarla ada yapılması mesela değil mi? Ama tabii eleştirmemek lazım. Ben yok, Ekrem İmamoğlu'nu da burada şey yapıyorum. Kınıyorum yani kendisini buna karşı değil. Bence duble kanal yapılmıştır. Yani yapılmışken duble yapılsın. Ne gibi yani gidiş geliş mi? Yani gidiş geliş olur, alttan üstten olur. Şöyle de olabilir. Alt kanal, üst kanal olabilir mesela. Çünkü yani bu gerçekten şimdi mesela adam buradan para verecek. 5 milyar dolar diyor alacağız diyor. 50. Bakan. 50 değil mi? 5. İşte gemi başına falan. Belki ben 200 bin dolar verip geçmek istiyorum. Değil mi? Bana mesela. Ha, tercihli daha, kanal. Tabii mesela daha lüks bir kanal da yapmak lazım. Yani bir halk tipi gemiler için kanal yapmak lazım. Bir de daha lüks bir gemiler için. Gemicikler evet. Oradan geçsin. Evet. Tankerler buradan geçsin. Sonra mesela sadece gemi meselesi dedi. Gerçekten iki tane açmak lazım. Çünkü mesela lüferler nereden geçecek? Hamsiler nereden geçecek? Bunlar yani abi, bunların bir adını koymak lazım. Kusura bakma. Şimdi ben ÇED raporunda yok mu bunlar? Abi şimdi ÇED raporunda bunların olması lazım. Şimdi ben biz vergi veriyoruz. Bize bunu yapıyorlar. Tabii. Şimdi burası paralı bir yer. Evet. Şimdi lüferi anlarım. Ya hamsi oradan nasıl geçsin? Avantadan var mı öyle? O buradan geçecek kardeşim. Yani buna bir nizam intizam getirmek lazım. Yani palamutlar nasıl geçecek? Yani gerçekten bence mesela Trakya'yı bölüyor. Bence Trakya'yı dörde bölün yapmışken ya. Bir de enlemesine mi? Nasıl yani? Yani enlemesi de olur. Mesela bu şimdi gerçekten büyük bir olmayan bir şey. Mesela Karadeniz'i Marmara'ya bağlı. Çünkü Karadeniz'de Marmara arasında bağlantı yok. Var. Bu nerede var ya? Boğaz'ı saymıyor musun ya? Bırak şimdi sen chat raporunu okumadın galiba. Ne diyor? Yok şimdi mu bak, Boğaz? Karadeniz'den Marmara'yı açıyoruz. Evet. Bağlıyoruz. Bence Bursa'dan da bir tane İzmir'i açalım. Mesela Marmara'yla Ege'yi de bağlayalım. Hazır başlamışken yani neden bunu yapılmasın yapalım. Yani buna böyle hemen körü körüne karşı çıkmamak abi, lazım. Şimdi abi kimse de yanlış anlaşılmasın. Biz burada bilimsel konuşuyoruz. Evet. Yani. Doğru mu değil mi? Tabii. Yani hemen karşı çıkmak. Evet. Böyle bir yani istemezük tavırları falan. Bunlar doğru değil. Yani yok. Yapmak lazım. Evet abi. Yani çekmeceden geçer. Mesela bir tanesi o. Şey anlattı bunu gayet güzel bir şekilde. Hani Hazreti Nuh'un cep telefonu var diyen bilim insanımız. Evet, evet. O dedi ki ya Karadeniz havaya uçacak. Adam bunu bilimsel olarak anlattı. Karadeniz'in tabanında dedi bir şey birikmiş. O dedi havaya uçacak.
Bütün dedi Boğaz falan mahvolacak. Bu dedi kanalı onun için yapmamız lazım. Şimdi ben bundan daha güzel bir bilimsel izahat görmedim. Doğru. Sonra bir başka bilim adamı çıktı. Yine akademisyen. O dedi ki ya şeylerin bu ne şövalyeleriydi? Tapınak şövalyelerinin altın gemileri dolu. Altın dolu büyük çekmecede. Zaten çekmece oradan geliyor. Herif getirmiş çekmeceye koymuş. Bu doğru olan ya. Bence tapınak şövalyeleri. Tapınak şövalyelerin altı gemi orada. Öbürü de küçük. Bence de Vatikan'ın da orada bir üç gemisi vardır yani. Olabilir. O çünkü büyük çekmece bu. Çekmece nereden? Yani o da mesela bunu anlattı. Dedi ki bu yüzden yani çünkü değil mi? Mesela denizde batan gemiyi bulmak için kanal yapmak kadar bilimsel bir şey herhalde bugüne kadar değil mi? Kimse bulamadı. Ya bu çok bilimsel bir evet. Şey. Yani bunlar varken yani Ekrem İmamoğlu'nun falan buna karşı çıkması gerçekten biz Yılmaz'la yadırgatıcı bir şey. Evet, bu konuşma için aylarca hazırlandık yani değil mi? Bilimsel bir potaya otursun istiyoruz yani. Tabii. Konu. Peki, yarın ben de başlıyorum Uğur. Neye? Kanal tedavisi şurada. Peki. Siz şimdi deminden beri bilimsel açıklamalar yapıyorsunuz. Evet. Bu ne oluyor? Şimdi okuyacağım konu. Yıl 2004. İstanbul'da Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Onun girişimiyle 11 üniversiteden 123'ü profesör olmak üzere. Bakın 11 üniversiteden 123'ü profesör olmak üzere 300 bilim insanı yaklaşık 2 yıl boyunca 600 kişinin çalıştığı İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi'nde kafa patlatıyorlar. Raporlar hazırlıyorlar ve 200 milyon liraya mal olan İstanbul'un imar anayasası diyebileceğimiz çalışmayı ortaya çıkarıyorlar. Evet. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi yani bu iktidar döneminde oluyor. Evet. Bu rapora göre İstanbul'un kuzeye doğru genişlemesi, yapılaşması yani Karadeniz'e doğru. Adeta bir cinayet. Evet. Kuzey ormanları mahvolacak, su kaynakları mahvolacak, çevresel etki çok korkunç boyutlara varacak falan. Tek çözüm olarak batıya doğru genişlemeyi öneriyorlar. İstanbul Havalimanı'nda yapılacak yer olarak Silivri'yi uygun buluyorlar. Ve Sayın Tayyip Erdoğan da belediye başkanı olduğu yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, evet. O zaman Büyükşehir yok, İstanbul Belediye Başkanı olduğu yıllarda aynen bu görüşü savunuyor. Ve Profesör Hüseyin Kaptan başkanlığındaki bu Metropolitan Planlama Merkezi bütün bu çalışmalardan sonra lağvediliyor ve o anayasada herhalde bir şekilde ama zaten işte atıyor. Peki bu ne oluyor? Şimdi siz bilimsel konuştunuz da Kadir Topbaş'ı bunun için görevden aldı zaten. Yani insan bu kadar saçma bir rapor hazırlar mı ya? Değil mi? Normalde raporun şöyle olması lazım. Yani rapor 200 kişi değil 500 kişi de toplansa Sayın Asrın liderimiz ne derse biz kabul ediyoruz diye imza atmaları lazım. Yani toplantıya falan gerek yok ki. Burayı da çünkü Asrın liderimiz helikopterden baktı buraya yapın kanalı dedi oraya yapıyorlar. Evet. Yani kendisi evet. Baktı, köprüyü dedi şuraya koyun, havaalanı buraya koyun, şeyi de buraya geçirin dedi. Bitti. Yaptılar. İtiraf yani o kadar çok bilimsel falan böyle kafa yormaya falan gerek yok yani. O yazık o paraları harcamışlar. O paraları buralara harcayacaksın. Kanala harcayacaksın. Ben söylüyorum duble yap, daha fazla köprü yap üstüne. Bir mesela, de 5 milyar kazanacağına 10 milyar dolar kazanıyor. Evet bir de yani ben hakikaten ya. Mesela bu 82 milyon Türkiye bu kadar şey yapıyor falan. Ya siz kardeşim Katar emirinden daha mı iyi bileceksiniz? Ya? Hakikaten bu da siz bir kere bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Katar emirinden iyi biliyorsanız tank fabrikanızı niye satıyorsunuz kardeşim? Sizin tank fabrikanızı satıyorlar ya sizin. Milletin tank fabrikasını satıyorlar. Milletin gıkı çıkmıyor ya. Katar'ı değil. Ben söyleyeyim. İstanbul'u verse yeridir ya.
İstanbul'u verseydi. Buradan çıkaracakmış da ada yapacakmış. Gerek yok. Bassın parayı, alsın büyük adayı. Bak. Çok güzel. Şimdi bakın, kimse kusura bakmasın. Bu Kanal İstanbul değil, bu Kaval İstanbul. Dünyada hiçbir millet toprağının satılmasına izin vermez kardeşim. Vermez. Siz nasıl milletsiniz? Nasıl milletsiniz? Senin toprağını, fabrikanı, malını, mülkünü satıyorlar el aleme. Sen nasıl milletsin ya? Bak, Yunanistan burnumuzun dibinde. Burnumuzun dibinde, burnumuzun dibinde adalarımızı aldı, adalarımızı. Sen Libya mı, ne Libya'sı? Burnunun dibinde. Bodrum'dan ayağın denize sokuyorsun, Yunan sahil güvenliğine çarpıyor. Ayıptır ya, ayıptır. Bir millet, milleti millet yapan kavram, ırk, din, ideoloji vesaire değildir. Şuurdur ya. Şuurdur. Malını, mülkünü satılan millet sesini çıkarmıyorsa, Katar emiri haklıdır. Ver parayı, Türkiye'yi al. Bak, 250 bin dolara vatandaşlığımızı satıyorlar. 250 bin dolara. Yarın 50 bin dolara seni de satarlar. Bu iş böyle. Bakın, 2200 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bas parayı geç noktasına getirdiler. 2200 yıllık asker millet kavramını paraya endekslediler. Sen bugün 35 bin liraya bedelli yaptırırsın, yarın adam 40 bin lira verir, o silahı sana çevirtir. Suriye'den getirmişsin 3-5 tane çapulcu, kökten dinciyi, 2 bin liraya saldırtıyorsun Libya'da. Herif 2200 dolar verir, sana saldırtır. Milleti millet yapan değer şuurdur. Bu milletin Kuvayi Milliye şuuru nereye gitti ya? Nereye gitti? Biz 18 senede bu kadar yok olacak, bu kadar değerlerini kaybedecek, bu kadar insanlıktan çıkacak bir millet miydik ya? Allah aşkına, herkes biraz kendine çeki düzen versin. Bakın, bu Kanal İstanbul yapılır mı yapılmaz mı? Müteahhitlik olarak yapılabilir. Girersin, patlatırsın, kepçe mepçe yapılır. Bunu yapamazlar. Neden? Çünkü AKP ilk seçimde gidecek ya. Tabii. Gidecek. Bakın. Bakın. Diyorum ya, Kaval İstanbul. Ya bize kaval çalıyorlar. Kaval. Bu kadar mı aklımızı yitirdik ya? Bu kadar mı? Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız kalır. Onun yeri ayrı kalbimizde. Ama AKP Genel Başkanı gidecek. Bakın, 31 Mart seçiminde biz İzmirliler 1994'ten beri direniyoruz. Türkiye bizim dediğimiz noktaya geldi. 31 Mart seçiminde İstanbul gitti, Ankara gitti, Adana gitti. Siz bunları kolay iş mi zannediyorsunuz? Antalya, Mersin, Hatay, Bolu, Kırşehir'i kaybettiler. Bilecik'i kaybettiler. Bilecik. Ya. Artvin yok, Artvin, Artvin. Bugün Ege bölgesinde AKP diye bir parti yok. CHP'nin alamadığı yerleri MHP aldı. Akdeniz'de AKP yok. Trakya'da zaten yok. Benim kurban olduğum Trakya'da. Yok. Ankara arkadaşlar. Ankara. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan şehir, Mansur Yavaş tarafından geri alındı ya. Siz üzerinize ölü toprağı mı serpildi ya? Ya bunu görmüyor musunuz? Adamlar gitti kardeşim. Yürüyecek mecelleri yok. Siz hangi Kanal İstanbul'dan bahsediyorsunuz? AKP ilk seçimde kanalın kendisi olacak arkadaşlar. Harika. Oo. Şu Müjdat'cığım. Celal'i bir arasana. Bir soralım. Yani. Bakayım, mesaj var mı Celal Bey'den? Yani bir soralım. Yani. Evet. Bakayım. Çünkü
sen... elini bu tarafa evet. her uzattığında ürküyorum ya suya sabunlarım. Valla tabii yani Celal Ülgen gibi namuslu yurtsever avukatlarımıza gerçekten teşekkür ederiz. Benim avukatlığımı üstlenen Sayın Doktor Ruşen Gültekin gibi namuslu avukatlara teşekkür borçluyuz. Ben kendi adıma Yılmaz Özdil olarak hakikaten Uğur Dündar'ı, Müjdat Gezen gibi insanlarımızı kendine rol model edinmiş bir insan. Ben hayatımda arkadaşlar kırmızı ışıkta bile geçmedim. Benim 14 tane avukatım var. Yani benim gazetede başka avukatlarımız var. İsmail Yılmaz, değerli arkadaşımız. Kitaplarımız için başka avukatlarımız var. Televizyonda konuşmalarımız için başka avukatlarımız var. Durup dururken bize, yani bu ülke bu zulümü hak etmiyor. Benim de öyle. Murat Ergün var. Evet. Yani Murat falan hepimizin doğal avukatı. Evet. Yani doğal avukatımız. Doğal avukatı. Evet. Yani benim Ege bölgesine o bakıyor yani. Evet, öyle. Değil mi? Öyle değil mi? Bölgeler ayırdık. Bölgeler yani gerçekten bölgesi. Size bu evet. çok şey gelebilir. Gülümsüyoruz. Hayata gülümseyerek bakmaya devam edeceğiz elbette ama çok trajik konular. Biz Türkiye'nin çeşitli adliyelerinde yargılanıyoruz. Ankara, İstanbul, orası burası. Biz her adliyeye girişte çıkışta bizim ceplerimiz kartvizitle doluyor. Bu ülkenin namuslu avukatları var. Karşılıksız bize diyorlar ki bu kartı cebine koy, lazım olduğunda gece gündüz bizi ara. Ben hala Hürriyet'te sabahta çalıştığım dönemde avukatlığımızı üstlenmiş arkadaşlarımız var. Hala bizi savunmaya devam ediyorlar. Bu ülke namuslu avukatlar, namuslu savcılar, namuslu hakimlerin omuzlarında duruyor. Yani İstiklal Marşı korkma diye başlayan bir milletin bu kadar korkması, üzerine bu kadar ölü toprağı serpilmiş olması gerçekten enteresan. Yani burada muhalefetin de bence biraz bu konuda çaba harcaması lazım. Ya 31 Mart AKP'nin çöktüğü, mahvolduğu bir seçimdir. Ve aradan henüz bir sene bile geçmeden Türkiye aynı karamsarlığa sürüklenmiş vaziyette. Yani bu yandaş medyada, sosyal medyada estirilen paralı, satılık insanlarla ilgilenmeyin. Tabii tabii. Hayatın olumlu yönüne bakın. Bandırma vapuru doğru istikamette devam ediyor. Kuvayi Milliye ruhunu yeniden canlandırıyor bu ülke. Müjdat. Celal Ülgen'den, Sayın Ülgen'den herhangi bir mesaj yok. O herhalde yola çıktı. buradan bir alınma halinde senin yanında, bizim yanımızda olmak için. Ben böyle şeylerden hiç alınmam. Niye alınma? Neden alınacağız? Yani ha başka türlü alınmam. Öyle mi? Ne diyor? Yok, mesaj yok. Yolda demek. Öyle mi? Evet, geliyor. Evet. Bakın gerçekten bu tabii işin gırgır tarafı. AKP'nin de aslında çıkarması gereken çok ders var. Ama 31 Mart seçiminin mesela doğru okunamadığını, doğru tahlil edilemediğini görüyoruz. Çünkü elbette bu ülkeye iyi şeyler yapılması, olumlu şeyler yapılması herkesin, hepimizin istediği bir şeydir. Ama şimdi kardeşim asgari ücret 2000 lirayken, yani oturuyorlar toplantı yapıyorlar asgari ücret için, 25 gün toplantı yapıyorlar, 200 lira para veriyorlar. Yani bunun için toplantıya gerek var mı? İnsan evladı olan böyle bir paraya imza atmaz ya. Atmaz. Bakın Kanal İstanbul diyorlar. Biri diyor ki 75 milyar, öbürü diyor ki 250 milyar. Bunlar milyar dolar ya. Milyar dolarlarımız varsa bizim üniversite öğrencilerimiz neden cebinde sadece 1 lira olduğu için intihar ediyor? Bu ülkenin eğitimli insanları iş bulamadıkları için siyanür içerek canına kıyıyor. Bu 18 sene, geride bıraktığımız 18 sene bizi insanlıktan bu kadar mı uzaklaştırdı ya? Bu kadar mı uzaklaştırdı? Adam çocuk, kız çocuğu intihar ediyor. Kendini denize atıyor. Adam hala televizyonda bunun ekonomiyle alakası olmadığını anlatıyor. Yani insanlıktan çıkmış bir kadro
AKP'yi asıl o boğazın derin sularına gömüyor. Biz bunu söylerken bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. AKP'nin en samimi destekçi gazetecisi mesela Uğur Dündar'dır. Mesela Sözcü Gazetesi'dir. Mesela Merdan Yanadar'dır. Çünkü bu gazeteler, bu televizyonlar muhalif diye damgalanan gazete ve televizyon aslında muhalif değil. Memleketin lehine gazeteler. Biraz yurtseverlik duygusu olan belediye başkanlarının, biraz yurtsever olan milletvekillerinin ve partilerin bu namuslu gazetecilerin söylediklerinden menfaat sağlaması lazım. Düşünmesi lazım. Tabii. AKP namuslu gazetecileri hapse atacağını, namuslu gazetecilerin söylediklerine biraz kulak verse, bugün Türkiye gerçekten hepimizin özlem duyduğu Fransa gibi, Norveç gibi bağımsız medeni ülkeler haline gelebilir. Ama siz 10 liraya yapacağınız köprüyü 1100 liraya yapma niyetiniz de varsa, işte siz o zaman namuslu gazeteciyi kendinize muhalif olarak görüyorsunuz. Yani Allah aşkına şu burayı yapacağız diyorlar. Kanal İstanbul. Kaç para diyorsun? Daha ortada parası yok. Kaç para? Kaç para? Kim yapacak? Oralara koymuşlar, çizmişler falan filan. Mesela bu hayaldi, gerçek oldu. Hayaldi, gerçek oldu nedir? Hiç düşündünüz mü? Ben bunu yazmıştım. Dreams come true. Walt Disney'in sloganıdır ya. Çizgi film. İşte yaptıkları da bu. Çizgi film ya. 75 milyar dolar mı? 55 milyar dolar mı? Belli değil. Ya bu paralar telaffuz edilmesi bile imkansız paralar arkadaşlar. 75 milyar dolara, 200 milyar dolara adamlar ülke kuruyor. Bakın ben size buradan bir iki tane örnek göstereyim. Bu arada biz sosyal medyada Türkiye gündemine oturmuşuz. Üst sıralara doğru tırmanıyoruz şu anda. Bakın arkadaşlar, ben izin verir misiniz? Rica ederim. Bir iki notum var. Bakın hani şey diyor ya, asrın liderimiz İskandinav ülkeleri battı diyor. Bakın ben size batmış ülkeden iki tane öpeyim. Öresund Köprüsü var arkadaşlar. İsveç'te Danimarka'yı birbirine bağlıyor. İki ülkeyi birbirine bağlıyor. Öresund Boğazı üzerinde. İki şeridi demir yolu, dört şeridi karayolu, 12 kilometre uzunluğunda, 8 kilometresi köprü, 4 kilometresi tünel, 4 milyar dolara mal oldu. Müteahhite geçiş garantisi falan yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece 2 kilometre. Öbürü 12 kilometre, bu sadece 2 kilometre uzunluğunda. Yani 4 kere küçük. Öresund Köprüsü'nden 6 kilometre kısa. Tüneli yok. Aynı paraya mal. Şimdi buna evet diyecek bir AKP seçmeni olabilir mi? Buna evet diyecek bir HDP, MHP, CHP seçmeni olabilir mi? Bu para hepimizin parası. Bakın Lærdal Tüneli var. Norveç'te, batmış olan Norveç'te 24 kilometre tünel. Dünyanın en uzun karayolu tüneli. 11 milyar dolara mal oldu. Geçiş ücreti yok. Bedava geçiyorlar. Bedava. Avrasya Tüneli sadece 5 kilometre. Yani öbür tünelden 5 kere daha küçük. 19 kilometre daha kısa. 1.2 milyar dolar. Yani daha pahalıya mal oldu. Yani bunun hesabını kimse sormayacak mı? Yani bu millet 1 lirası olmadığı için intihar ediyor arkadaşlar. Bu ülkenin çocukları, biz diyorduk ki ya bu ülkenin çocukları ümidi kesti, ülke dışına çıkıyor. Şimdi onu da geçtiler. Çocuklar ölüyor ya. Kendini öldürüyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bakın, dünyada klasik bir laf vardır. Savaşta babalar çocuklarını gömer. Barışta çocuklar babalarını gömer. Türkiye savaşta değil ama babalar çocuklarını gömüyor ya. Arkadaşlar, Allah aşkına biraz kendimize gelelim.
Bakın. Bir son dakika haberi var. Buyurun. Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Hanım'ın vefat ettiğine ilişkin haberler geçiriyor. Son dakika haberleri. Ay özür dilerim. Çok güzel. Yani mekanı cennet olsun diyelim. Çok üzüldüm. Çok değerli bir hanımefendiydi. Anılarımız var, müşterek anılarımız var. Bir başka yeri geldiğinde mutlaka anlatır. Müjdat'ın da var. Var. Çok üzüldüm. İyi ki onları tanıdım. Eşiyle birlikte hakikaten tevazu örneği, dürüstlük örneği. Allah rahmet eylesin. Çok pırıl pırıl insanlardı. Aydın, cumhuriyetçi, yurtsever insanlardı. Nurlar içinde yatsın ikisi de. İçim cızladı. Devam edebiliriz. Şimdi. Evet, yani şimdi hakikaten moralim bozuldu yani. Allah rahmet eylesin. Ama aslında bir de şöyle de bir şey var. Yani bunu sık sık şey yapıyoruz. İşte mesela öyle bir mekandayız. Tarık Akan. Değil mi? Mesela Tarık Akan ölüyor. Hepimiz çok üzülüyoruz. Diyoruz ki ya bir güzel insan daha gitti. Değil mi? Mesela işte Zeki Alasya'yı kaybediyoruz. Aynı duygu. Ne bileyim işte Levent Kırca'yı kaybediyoruz. Aynı duygu. Bu aslında bir yandan çok trajik. Bir yandan da işte şu an Rahşan Ecevit örneğinde de olduğu gibi aslında yüceltilebilecek ölülerimiz olduğu için bir anlamda şanslıyız. Kısacık bir anımı lütfen anlatayım mı? Yeri geldi. TRT'de ilk yıllarımız İsmail Cem, Allah rahmet eylesin, gördüğüm en demokrat TRT genel müdürüydü. Çok sesli yayıncılıktan yanaydı. Bir gün beni çağırdı. Dedi ki Rahşan Hanım'ın köy derneği var. Bir gece düzenlemişler. O dernek yararına sizin sunucu olmanızı istiyorlar. Ben elçi olarak söyleyeyim de. Çok da kibar bir insandı. Yani gidin yapın demedi. Ben dedim ki efendim biz kamu görevlisiyiz. Hem siz yıpranırsınız hem bana çok ağır fatura çıkartırlar. Ben yapmak isterim ama bu nedenle yani mazur görülebilir miyim acaba dedim. Dedi ki siz gidin kendisine anlatın, şurada sizi bekliyorlar dedi. Ben bir arabaya atladım. Ankara'nın dışında bir ev, bir sitenin bir bloğunda 7. kat mıydı? Girdim. Sunakan'ın ünlü kemancı Sunakan ve eşi Faruk Güvenç'in evlerine misafir gelmişler. Hiç unutmuyorum. Masada pilav, kuru fasulye ve turşu vardı. Bakın aynen gözümün önünde. Bana da ikram ettiler. Ben dedim ki hayır yiyemem. Ben size sadece bir mazeretimi belirtmek için geldim. Rahatsız etmeden bir an önce gitmek istiyorum dedim. Nedir dediler. Dedim ki böyle böyle ben TRT'de kamu görevlisiyim. Hem Sayın İsmail Cem bundan dolayı yıpratılmak istenir. Hem de bana çok ağır faturalar çıkartılır. Kalbim bu işi yapmaktan yana ama bu nedenle bağışlayın. Bağışlar mısınız acaba dedim. Rica ederiz falan dedi. Başbakan o sırada Bülent Bey. Ben müsaadenizi alayım efendim dedim. Yok biz zaten kalkıyorduk dedi. Beraber kalkalım dedi. Dostlar aşağıya indik. Aşağıda siyah bir Renault Station araba, makam arabası. Siyah Renault Station. Bir tek koruma müdürü var. Başka polis de yok. Mümtaz Karaduman. Mümtaz Karaduman iri yarı, böyle devasa yapılı bir arkadaşımızdı. Ben dedim ki efendim dedim, önde Mümtaz Bey oturuyor. Arkada iki koltuk var, siz ve Rahşan Hanım. Ben müsaade ederseniz buradan bir taksi çevireyim gideyim dedim. Olur mu Uğur Bey dedi. Mümtaz Bey bagaja geçer dedi. İnanın Mümtaz Karaduman o dev adam bagaja geçti. Biz Kavaklıdere'de bir yerde oturuyorum ben. Kardeşimin evinde misafirim. Evimizin önüne kadar geldi araba. Ben Renault'ların kapısı zor açılır biliyorsunuz ön kapı. Elimi koydum ki bir an önce açayım ve ineyim diye. Durdu araba. Tam kolu çektim. Kapı açıldı ve başbakan karşımda. İnmiş, kapımı açmış, beni uğurluyor. Şimdi böyle insanlar.
Sevgili dostlar, biz böyle başbakanlar, böyle Türkiye'yi yönetenler gördük. Nur içinde yatsınlar. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili Müjdat'ın söyleyeceği başka bir şey yoksa vallahi İran konusuna geçelim Uğurcuğum, diyeceğim. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Şimdi ben bir bilim adamı değilim. Bak bunu itiraf edeyim yani, tamam mı? Bir bilim adamı değilim yani. Ama film adamıyım. Buradan iyi sinema çıkar söyleyeyim. Tamam mı? Ama siz isteseniz de istemeniz de bu yapılacak. İsteseniz de istemeseniz de öyle mi Kanal ben demiyorum. Öyle mi diyorsun diyor. Ben demiyorum bunu ya. Ha. Buraya bakıyorsun. Şuraya baktın. Şimdi bu belediyelerle ilgili konuya girdi Yılmaz. Evet. Belediyeler nedir? Halkın iradesiyle iş başına gelen yerel yöneticilerdir. Yani örnek demokratik modeldir yerel yönetimler. Ve çağımızın yönetim anlayışında da, demokrasi anlayışında da yerele güç vermek ve merkezi yönetim anlayışını, merkezi yönetimi ülkenin temel altyapı sorunları ile ilgilenen, milli eğitim gibi, işte efendim savunma gibi konularla sınırlayıp yerelde güçlenen bir demokrasiyle ülkeleri yönetmek tercih edilen bir durum. Ama şimdi 800 bin oy farkla iş başına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet. Ankara'da keza öyle 25 yıl sonra belediyeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinden alan Sayın Mansur Yavaş. Diğer büyükşehir belediyeleri. Bunlar hem sosyal demokrat anlayışı yansıtıyorlar. Mesela asgari ücret bütün Cumhuriyet Halk Partili ile belediyelerde 2500 lira net olacak. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı biliyorsunuz. Bu sosyal demokrat zihniyetin belediye bünyesinde çalışanlara bakış açısını yansıtan çok sağlam bir olgu. Ayrıca yapmak istedikleri kentteki hemşehrilerine daha güzel bir yaşam sunabilmek için hayata geçirmek istedikleri projelerde merkezde engelleniyor. Mesela 3 metro hattına kredi bulmasına karşın çıkmıyor. Sayın İmamoğlu, evet. Bununla ilgili merkezi hükümet onayı verilmiyor. Bu nedir? Yani para musluğu bende, yetki bende, ben ne istersem o olur, seni isterse halk seçsin. Başaramaz. Bu durumda ne yapmalı belediyeler Yılmaz? Yani benim gördüğüm halka gidip bütün bunları tek tek anlatmak. Kapıları çalmak ve bakın değerli hemşerilerim ben sizin için şunu yapmak istiyorum. Bunun için de bu adımları attım ama Ankara benim elimi kolumu bağlıyor. Ne yapabilirim diye onlara da sormak ve onları bilgi sahibi ederek kamuoyu oluşturmak. Tabii şüphesiz öyle. Zaten de öyle oluyor. Yani doğrusunu isterseniz biz mesela İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu veya Ankaralılar Mansur Yavaş'ı veya Adanalılar Zeydan Karalar'ı bize uzay istasyonu yap, biz uzaya çıkalım falan diye seçmedik. Biz bu insanları neden seçtik? Yani neden AKP'ye de oy vermiş insanlar dönüp Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a ya da CHP adaylarına oy verdi. Yani bize yeni metrobüs hattı yap diye vermedik aslında. Çünkü yolsuzluklar ayyuka çıkmıştı. Yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı. Yani bugün İstanbul Belediyesi'nin bütçesi neredeyse 10 milyar dolar. 1994'ten beri yönetiyorlar. 260 milyar dolar yapar. 260 milyar dolara belki bir Londra yapamazsın ama hiç olmasa kaldırımları yapabilirsin. Bunlar onu bile yapmadı. İstanbul, Ankara, Adana gibi halklarımız, şehirlerimizin halkları yolsuzluktan uzak, şeffaf, topluma hesap veren belediye başkanları olsun istedi. Ve aslında bu oyumuzun karşılığını şu anda biz fiilen alıyoruz.
Mesela Ankara'da Mansur Yavaş, naçizane benim cumhurbaşkanı adayımdır. Ne yaptı? Oturdu, hesapladı, kitapladı. Dedi ki arkadaş burada bu kadar bizim tespitlerimize göre yolsuzluk var. Buyurun savcılığa gidin hesabınızı verin. Ankara halkı Mansur Yavaş'ı bunun için seçti. Bize teleferik yap falan diye seçmedi. Ankara'nın parası çalınmasın diye seçti. Ve Mansur Yavaş bugüne kadar gördüğümüz yönetim biçiminde Ankara halkının parasını koruyor. Mansur Yavaş'ı Ankara halkı niye seçti? Kardeşim burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu başkent. Biz artık bu şehirde Atatürk'le ilgili anma bile yapamıyoruz ya. Öyle değil mi? Bize başkentimizi geri ver diye seçti. Mansur Yavaş bize başkentimizi geri verdi. Yani bugün mesela Eskişehir'de ben hani parayı kesmiş bilmem ne sana verdim verme ister ver ister verme kardeşim. Bakın ben size bunu yıllardır biz yazıyoruz. İzmir'de kulakları çınlasın Aziz Kocaoğlu başkanımız, bundan önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tunç Soyer'den önceki belediye başkanımız dönemi, şu anda da aynı perspektif devam ediyor. Metronun kilometresini 40 milyon lira yapıyorduk. Aynı metronun kilometresini İstanbul'da 140 milyon lira yapıyorlar. 140 kilometrede ha, bütün metro hattında değil, kilometrede. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, Adana gibi şehirlerde devlet imkanı verilmese bile ya arkadaş soygunu durdur gene yeter ya. Para kulaklarımızdan fışkırır ya. Ve şu anda fiilen öyle oluyor. Ve para vermişim vermemişim bunlar önemli değil. Sosyal demokrat siyasetçilerde bir yönetim zekası var. Mesela varlığıyla onur duyduğumuz, gerçekten rol model olarak benimsediğimiz Eskişehir Cumhuriyet devrimlerinin vücut bulmuş hali Profesör Yılmaz Büyükerşen. Ya. Bakın Yılmaz Hoca yıllardır Eskişehir'i yönetiyor. Anadolu'nun ortasında pasaportsuz gidilen bir Avrupa kenti yarattı. Değil mi? Anadolu bozkırında Viyana yarattı. Ve devlet aslında Eskişehir'e para falan vermiyor. Yani devletin Eskişehir'e ayırdığı parayla Yılmaz Hoca maaşları bile ödeyemez. Ama bunları yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte o sosyal demokrat, Atatürkçü, yurtsever, çalmayan, halkın parasını çarçur etmeyen Türk zekasıyla yapıyor. Bunun aynısını Aydın'da görüyoruz. Öyle değil mi? Özlem Çerçur, topuklu efendi. Değil mi? Yani öyle başkana biz kurban olalım ya. Tabii. Aydın'ın şekli değişti ya. Aydın'ın şekli değişti. Yani buna benzer aynı mesela Muğla. Bakın öyle. Trakya öyle. Yani bakıyorsunuz mesela Bursa'ya. Nilüfer. Yani bir tek, evet. Bir tek Nilüfer. Ama mesela Bursa halkı bugün mutlu mu? Bence değil. Değil, evet. Değil. Yani bu böyle bir şey. Bakın Yılmaz Hoca'nın yarattığı Cumhuriyet devrimi o kadar başarılı oldu ki Eskişehir'e öykünen Bolu CHP'ye geçti. Çünkü Bolu halkı da Eskişehir halkı gibi yaşamak istiyor. Bilecik halkı Eskişehir halkı gibi yaşamak istiyor. Kırşehir halkı Eskişehir gibi yaşamak istiyor. Yani bu insanlar şehirlerinde en ufak bir sosyal hayat olmadığı için hafta sonları Eskişehir'e gidiyorlardı. İnsanlar istiyorlar ki kendi yaşadıkları şehir de Eskişehir gibi olsun. Yılmazcığım, Eskişehir'de uzay merkezi var ya. Tabii. Ben buradan bazen hafta sonunda eşimle beraber biz Eskişehir'e gezmeye gidiyoruz ya. Tiyatro, konser izlemeye gidiyoruz. Mutlu insanlarla, medeni insanlarla sağlıklı bir hava solumaya gidiyoruz Eskişehir'e. Yani dolayısıyla parayı kesmişin kesmemişin hiç verme kardeşim. İzmir'e verdiniz mi? Biz mutluyuz. Şimdi
Reklamlara gireceğiz. Reklamlardan önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eskişehir benim için her faninin mutlaka ölmeden önce görmesi gereken harikulade bir kent. İkincisi, Sayın Mansur Yavaş'ın yine demokrasi arenasında ilk kez dile getirdiği bir slogan. Ankara'nın rantı bundan böyle rant baronlarının cebine girmeyecek, tüyü bitmemiş yetim hakkının bulunduğu o kaynaklar Ankara'ya hizmet olarak dönecektir. Aramızda ben ve Müjdat'ın içinden çıkmakla gurur duyduğumuz ve halen mensubu olmaktan onur duyduğumuz bizim lisemizin Vefa Lisesi'nin derneğinin Sayın Başkanı Hakkı Baliç ve arkadaşları, yol arkadaşları var. Her fırsatta söylüyorum. Çünkü 1872 yılından bu tarafa çok değerli insanlar yetiştirmiş. Ulu bir çınardır Vefa Lisesi. Ve göz yaşartan öykülerle dopluludur. Birini ben dünkü yazımda dile getirdim. Hakkı Bey de okulu için yaşayan bir vefa örneğidir, bir özveri örneğidir. Midesini aldılar, kalın bağırsağından mide yaptılar ve buna rağmen bütün gücüyle, eskiden daha fazla olmak koşuluyla okulu için çırpınıyor ve şu anda da aramızda. Gerçekten hayatlarını Atatürkçü yurtsever öğrenciler yetiştirmeye adamış Cumhuriyet sevdalısı insanlar bunlar. Sevgili kardeşim Yılmaz da Mustafa Kemal kitabından Vefa Lisesi mezunu olmamakla birlikte çok önemli bir meblağı vefaya bağışladı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Vefalılara çok teşekkür ediyoruz. Bir 400 bin lira eksik vardı, onu da söylesene. Bir 400 bin lira eksiğimiz vardı. Bugün 150 bin lirasını bir emekli öğretmen, vefayla hiç ilgisi olmayan bir emekli öğretmen hanımefendi bağışladı. Diğer dostlar taşın altına elini koyuyorlar. Ve kız öğrencilerimizden sonra bir erkek öğrenci yurdu da daha yaptırarak derneğimiz bir takım güçlerin eline geçmemesi için çocuklarımızın o gayreti de sürdürmeye devam edecekler. Alkışlıyoruz, reklamlara gidiyoruz şimdi. Alkışlıyoruz. Var olun Hakkı Bey. Sağ olun. Reklamlar. Nasıl canım çekti ya? Biraz da boşak ya. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Yükselen Haber Kanalı Tele1'in ilgiyle izlenen programı Demokrasi Arenası bu akşam İstanbul Bakırköy'de Tarık Akan Konferans Salonu'nda. Buradan programımızın 3. bölümüyle hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Gelen mesajlardan da anlıyoruz ki hakikaten değerli seyircilerimizin büyük teveccühü var. Gerçekten de Tele1 özveriyle çalışan gazetecilerin bugüne getirdiği ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına evrensel gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak hizmet edilen, başka hiçbir gücün önünde eğilip bükülmeyen bir televizyon kanalı. Verdiğiniz destek hak edilen bir destek, buna yürekten inanıyorum. Ve lütfen Sözcü gibi, Tele1 gibi ve sayıları çok az olan bildiğiniz bağımsız yayın organlarının tümüne desteğinizi eksik etmeyin. En büyük güç siz oluyorsunuz, bu destek oluyor. Ve bunu lütfen azimle, kararlılıkla, hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan devam ettirin diyorum. Sevgili Yılmaz, coğrafyamızda çok kritik, çok sarsıcı gelişmeler oluyor ve bunlar her türlü gelişmeye gebe olan olaylar zinciri. Örneğin maalesef İran'da Amerika Birleşik Devletleri füze saldırısıyla, o sırada
Bağdat Havaalanı yakınlarında bulunan ama İran'da çok önemli konumda olan Kasım Süleymani adlı general ve Haşb-ı Şadi milis önderlerinin de bulunduğu bir kafileye suikast düzenledi ve onları katletti. Bunun arkasından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında acaba yeni bir savaş mı başlıyor diye büyük panik yaratan o gerginlik yaşandı. Sonra biraz İran'da füzeyle Irak'taki Amerikan üssüne saldırı düzenledi. Ardından gerek Başkan Trump'ın gerek İran yöneticilerinin tansiyonu nispeten düşüren konuşmalarıyla gerginlik azaldı gibi gözükse de yine bu coğrafya her türlü tehlikeye gebe bir durumda. Bu arada Türkiye Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz'le ilgili mutabakat muhtırası nedeniyle ikiye ayrılmış bulunan. Bir tarafta Sarraş hükümeti, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, diğer tarafta General Hafter'in komutasındaki Libya'nın büyük çoğunluğuna hakim olan güçler arasındaki mücadeleye sahne oluyor ve bu arada meclisten Libya'ya asker gönderme kararı çıktı. Rusya'nın girişimiyle hem Suriye'de hem Libya'da ateşkes ilan edilmesi için büyük gayret sergilendi. Suriye'de ateşkes imzalandı ama daha dün 3 subayımız şehit düştüler. Orada da yine İdlib merkezli Suriye güçlerinin saldırısından kaynaklanan çatışmalar yaşanıyor. Ve Libya'da da Hafter Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmemiş durumda. Pazar günü Berlin'de bir toplantı yapılacak. Türkiye'de katılacak oraya. Nasıl bakıyorsun bu olaylar zincirine, bu çok tehlikeli gelişmelere? Yani tabii aslına bakarsanız bu ta en başına döndüğümüzde Büyük Orta Doğu Projesi denilen projenin tek tek hayata geçirildiğini gösteriyor. Hedeflenen yani, durumlar. Evet, yani Libya tezkeresiyle Amerika-İran arasındaki çatışma noktasının aynı tarihlere denk gelmesi aslında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurttaşları için aslında ibret verici bir tesadüf. Çünkü biraz makarayı geriye saralım. 3 Kasım 2002 seçiminde AKP Türkiye'de iktidara getirildi. Bundan çok kısa bir süre önce asrın liderimiz Washington'a gitmişti. Kendisi o sırada siyasi yasaklıydı. Milletvekili bile değildi. Ama Beyaz Saray'da Başkan Bush tarafından ağırlandı. Kendisine devlet protokolü uygulandı. Halbuki dediğim gibi milletvekili bile değildi. Ve 3 Kasım 2002 seçiminde AKP'yi iktidara getirdiler. Hemen 1-2 ay sonra 1 Mart tezkeresini Türkiye'ye dayattılar. O dönem gazetecilik yapan bizler hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Yaşı yeten yurttaşlarımız da çok net hatırlıyor. Bir anda Türkiye'nin özellikle Mersin, İskenderun limanlarına Amerikan gemileri yanaşmaya başladı. İncirli'ye AVAX uçakları, nakliye uçakları, tank taşıyan uçaklar, bir anda Batman'da orada burada Amerikan askerleri falan. Böyle bir Türkiye şeye emrivakiye doğru götürüldü. Sonradan anlaşıldı ki Amerika'da bunun pazarlığı yapılmış. Bize parayı verin kardeşim, biz de size kuzey cephesini açalım. Siz Türkiye'nin güneydoğusuna şu istediğiniz bölgeye yerleşin. Irak'a buradan girersiniz diye bir anlaşma yapılmış. Ama varlığıyla onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'i ikna edemedikleri için... Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikna edemedikleri için ve o dönem itibariyle AKP'nin içinde bulunan yurtsever birkaç milletvekili sayesinde 1 Mart tezkeresini meclisten geçiremediler. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun karşılığında güneyden Irak'a girdi ve bunun karşılığında Türkiye intikam babından işte bu FETÖ'cü CIA ajanlarını kullanarak
Balyoz, Ergenekon, casusluk gibi operasyonları yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ortadan kaldırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne darbe vurulurken dikkat çekici bir durum vardı. Özellikle donanmayı imha ediyorlardı. Çünkü donanma elbette askerliği yapan ya da yapmayan herkes bilir. Hem subay, az subay eğitim kalitesi anlamında hem de Türkiye'nin elinin kolunun bütün denizlere ulaşması anlamında çok önemliydi. Kıbrıs gibi bir uçak gemisini koruyabilmemizin, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunabilmesinin tek garantörü Türk donanmasıydı. Ve balyoz malyoz ayaklarıyla bizzat AKP iktidarının savcılığıyla Türk donanması imha edildi. Doğu Akdeniz'in en evet. caydırıcı bugün geldiğimiz donanması. Bugün geldiğimiz noktada Doğu Akdeniz'deki haklarımızın çiğnenmesinin temel sebebi Türk donanmasına vurulan, AKP iktidarında vurulan bu darbedir. İkincisi, de ki 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı, bugün CHP'ye laf söylüyorlar ama CHP'nin aklılığı ortaya çıktı. 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı, bugün Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda 60 bin Amerikan askeri olacaktı hala. Ve bugün oradaki o 60 bin Amerikan askeri yüzünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti kasr-ı şirinden beri birbirine silah çekmediği İran Devleti'yle namlu namluya gelecekti. Ve belki de Süleymani'nin katledilmesi operasyonu Türkiye'den yürütülen bir askeri operasyonu yapılacaktı. Şimdi bu AKP iktidarının hayata Ankara'dan bakmamasının bir sebebi aslında. AKP iktidarı elbette bir yönetim biçimi var. Türkiye ile ilgili mutlaka olumlu hayalleri, hedefleri var. Ama temel sorun AKP'nin hayata Ankara'dan bakmamasından kaynaklı. Yani mesela Kıbrıs meselesi. Bülent Ecevit rahmetli, rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Necmettin Erbakan, rahmetli Alparslan Türkeş. Bunların hepsi hayata farklı bakan, farklı partilerin liderleri, farklı ideolojileri olan insanlar. Türkiye ile ilgili hayalleri hepsinin birbirinden farklıydı. Ama mesela Kıbrıs gibi bir davada hepsi aynı düşünüyordu. Mesela biz Kıbrıs'a Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan iktidarıyla çıktık. Zıt kutupların ortak aklıyla çıktık. Ama mesela bugün bakıyoruz AKP'ye. Yes be annem diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs politikasının tamamen farklı şekilde tezahür etmesine sebep oldu. İran-Amerika meselesine gelirsek Doğu Akdeniz'e geçmeden önce. Şimdi elbette İranlılar bizim komşumuz, canımız, ciğerimiz. Kız alıp vermişiz, akrabalıklarımız var, tavuklarımız karışmış, sınırımızda bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamamışız. Birbirimize çok benzeriz, yememiz, içmemiz, müziğimiz. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Ama ortada bir realite var arkadaşlar. Akıldan, bilimden uzaklaşırsak bizi ancak felaket bekler. Bakın, bir örnek vereyim. Belki de pek çoğunuz için şoke edici olabilir ama belki de sarsıcı gerçekleri somut bir şekilde dile getirmemizde fayda var. Kasım Süleymani İran'ın halk kahramanı. Öyle değil mi? Ulusal kahramanı. General. Türkiye'deki bütün televizyonları, gazeteleri açın. General diye yazıyor. Peki Kasım Süleymani hangi harp okulunu bitirdi de hangi kurmay subaylığı bitirdi de general oldu? Yok. Arkadaşlar Kasım Süleymani ilkokul mezunu. Kasım Süleymani'nin bir askeri okul, bir harp akademisi, bir kurmay subaylık deneyimi yoktur. Devrim muhafızlarına katılmış ve sadece 1,5 ay
bir temel eğitimden sonra devrim muhafızı olmuş ve orada yükselerek general sıfatını almış. Yani aslında bir kurmay subay bir general değildir. Elbette gözünü budaktan sakınmayan, kendi milleti, kendi ülkesi için büyük fedakarlıklarda bulunmuş. Hatta aslında pek çok konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhinde de faaliyette bulunmuş. Ama kendi milleti açısından bir ulusal kahramandır. Ama general değildir. Şimdi bir tarafta ilkokul mezunu, askeri deneyimi bile olmayan ama general sıfatını taşıyan bir adam var. Öbür tarafta West Point Askeri Akademisi var. Yani bu Amerika'yı sevmek, İran'ı sevmek meselesi değildir. Akıl ve bilim ne diyorsa o kazanır. Akıl ve bilimden yana olmak lazım. Yani bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuleli Askeri Lisesi'ni, Heybeli Askeri Lisesi'ni kapatırlarken, Allah aşkına yapmayın diye yalvarırken biz aslında bunu kastediyorduk. Siz Türkiye'nin köklü deneyimi olan askeri liselerini kapatırsanız, harp akademilerini Abdülhamit falan haline çevirirseniz, yarın öbür gün kendisini general zanneden ama aslında askerlikle ilgili hiçbir deneyimi olmayan adamların peşinde nöbet tutmaya başlarsınız. Bakın tekrar söylüyorum. Hiçbir askeri deneyimi olmayan bir adama general demişler. Öbür tarafta West Point Askeri Akademisi var. Adamı vururlar abi. Akıl var, mantık var. Siz bugün sokaktan geçen bir adamı F-16 pilotu yapamazsınız. 18 sene eğitim alması lazım ve deneyim alması. Siz bugün herhangi bir sokaktan geçen adamı silahlı kuvvetlerde komodor yapamazsınız. 16 sene onun eğitim alıp kariyerini sürdürmesi lazım. Yani bu iş çocuk oyuncağı değildir. Bakın bizim 1919'da başlayan Türk devriminin 1922 yılında zaferle sonuçlanmasının bir tek sonucu vardır. Bir tek sebebi vardır. Mustafa Kemal başta olmak üzere kurmay subayları. Türkiye'nin kurmay subaylarının zekası kazanmıştır Kurtuluş Savaşı. Yoksa vatandaş geldi, oradan köylü geldi, bunları geçeceksin. Yunan subayları ve İngiliz subayları bizim subaylarımıza göre kötüydüler ve savaşı kaybettiler. Hepsi budur. Çünkü o gün itibariyle Kurtuluş Savaşı'nı veren subay kadrosu, Mustafa Kemal başta olmak üzere, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım, hatta bunu söylediğim için Hulusi Bey beni mahkemeye verdi. 3 sene hapsimi istiyor. Şu anki savunma bakanı. Halbuki anlatmaya çalıştığım buydu. Bu Kurtuluş Savaşı'nı kazanan kadro, Trablus'tan Çanakkale'ye, Galicia'dan Yemen'e, Süveyş kanalından Kafkasya'ya kadar dünyanın bütün coğrafyasında vuruşmuş, çocukluklarından itibaren hayatları harp akademilerinde, askeri okullarda ve savaş cephelerinde, siperlerde geçmiş adamlar. Yoksa Kurtuluş Savaşı'nı oradan atladık, öyle yok. Öyle yok. İşte böyle Kasım Süleymani olursun. Şimdi diyorlar ki İran oradan füze attı, askeri üssü vurdu falan. Arkadaşlar, İran, yani çok özür dilerim, kimsenin kalbini kırmak istemem ama Amerika'nın askeri üssünü falan vuramaz. Amerika buna izin verdiği için orası ancak vurdu. Amerika bir askeri harekat başlatırsa bölgede, hava savunma sistemini başlatırsa bölgedeki uçuşları iptal etmesi lazım. Irak'taki uçuşlar, sivil uçuşlar iptal edilmedi. Çünkü belli ki Amerika Birleşik Devletleri hava savunma sistemini kullanmayacaktı. At dediler, o da attı, oradan vurdu falan bu. Bakın dikkat edin, İran'da kendi uçaklarını vurdular. Evet, silahlı kuvvetler savaş anında hata yapabilir. İnsan hatası, bu çok doğal bir şey veya kendi içindeki bir hainin de bir işi olabilir. Ama temel hata, kardeşim sen hava harekatı için düğmeye bastıysan sivil uçuşları nasıl iptal etmesin?
Mesela biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki Suriye'de harekat yapacağız. Şu bölgede insan hareketi olmasın. Sonra vurulursak pardon deme yok. Önceden tebliğ ediyoruz. Tatbikatta bile tebliğ ediyoruz. Diyoruz ki şu bölgede tatbikat olacak. Denizin şu bölgesinde tatbikat olacak. Arada sen yapıştırırsan bir tane kayıkçıya, balıkçıya kusura bakmayacaksın. Sana önceden söylüyorlar. Bu bölgeye girme. Sen bir hava hareketi yapacaksan önce sivil uçuşları iptal edeceksin. Şimdi İran bunu niye yapmamış? İşte söylüyoruz bu sebepten. Yani silahlı kuvvetleri yetiştiren harp akademileri, askeri okullar önemli kavramlar. Önemli kavramlar. Bu iş yani Kurtlar Vadisi dizisine benzemez arkadaşlar. Yani Türkiye'de devamlı Kurtlar Vadisi, Osmanlı Padişahı dizisi, Çukur dizisi falan millet hayatı böyle seyretmeye başladı. 3 günde Şam'a gideriz, 5 günde Libya'ya alırız. Aklınızı mı yitirdiniz arkadaşlar? Bugün bir matematiği var bu işin. Bir matematiği var. Bakın Türkiye'nin Suriye'deki kökten dincileri 2000 dolar maaşla Libya'ya gönderdiği gün Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay kuvvetleri komutanlığı kuruldu. Bugün Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ve bir tarafından Çin farklı sektörlerde farklı dinamiklere doğru gidiyor. Farklı dinamikler. Siz artık bugün dünyada ancak bunların izin verdiği ölçülerde savaş yapabilirsiniz. Yani oradan girerim, buradan çıkarım. Bunlar güzel laflar da bunlar ancak Kurtlar Vadisi'nde olur. Polat Alemdar da oluyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kendini Polat Alemdar zannediyor. Bakın demediler mi? Biz Şam'a gideriz 3 günde Emeviye Camii'nde namaz kılarız. E gitti, Putin gitti oraya işte. Putin gitti yani. Sen gidemezsin. Niye gidemezsin? Söylediğim sebeplerden gidemezsin. Bu tür işler deneyimli diplomatlarla olur. Bakın siz kendisini örnek aldığımız Şükrü Elekdağ'dan röportajlar yapıp koyuyorsunuz. Besleniyoruz, öğreniyoruz. E ne dediyse çıkıyor. E çıkmaması mümkün değil çünkü deneyim var ortada. Yani Washington'da, Berlin'de, Moskova'da, Paris'te, Londra'da büyükelçilik yapmış. Değil mi? Hala okuyor. Yani Şam'da, Kahire'de büyükelçilik yapmış insanlarımız var bizim. Sen bunları bırakıyorsun. Değil mi? Böyle Polat Alemdar ayaklarıyla Şam'a gideriz. Öyle yok. Mesela deniyor ki Mustafa Kemal Trablus'ta ne işi vardı? Şey, birincisi hepimiz biliyoruz ki o sırada orası vatan toprağıydı. Onun için gitti. Ama kendi gitti. E sen de git. Niye el alemin çocuklarını gönderiyorsun? Şimdi Libya şimdi eğer biz vatandaşa şirin görünmek istiyorsak, AKP'ye yalakalık yapmak istiyorsak, aman asrın liderimizin gözüne girelim de bizim canımızı okumasın diye düşünüyorsak, biz Libya'ya çıkarılan tezkerenin harika bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Son derece de konforlu olur. Deriz ki ya Türkiye Cumhuriyeti'nin o bekasıdır ya süper oldu falan deriz. Sonra Bodrum'a tatile gideriz. Orada nasılsa bizim çocuklarımız ölmüyor. Başka çocuklar ölüyor. Bakın millet diyor ki Suriye'ye girelim oradan çıkmayalım. Çünkü senin çocuğun ölmüyor. Bakın ben yarın yazdım. Orada binbaşı Şevket öldü dün. Teğmen Sinan öldü. Onbaşı Mustafa öldü. E şimdi diyorsun ki oraya her tarafı biz alalım. Polat Alemdar sen git oraya o zaman. Senin çocuğun veriyor parayı bedelli yapıyor. 21 günde 21 bin tane fotoğraf koyuyorlar Instagram'a. Değil mi? Böyle asker nöbetler falan. Orada bizim Şevket ölüyor. Sinan ölüyor. Bu günah kardeşim biraz insan evladı olun ya. İnsan evladı olun. Geçen hafta 4 tane çocuğumuz öldü. 2 tanesi assubay.
İki tanesi uzman. Ya bunları biz sokaktan mı topladık ya? Bunları sokaktan mı topladık kardeşim? Türkiye'de 500 binden fazla Suriyeli çocuk doğmuş. 5 milyon Suriyeli var. 40 milyar dolar para harcamışız. Suriye'de bizim çocuklarımız yok. Yani ben söylüyorum, bu millet aklını yitirmiş. Aklını yitirmiş. Burası bir Kıbrıs gibi milli mücadele ise askerin gitmesine gerek yok. Biz gidelim işte, Merdan sen ben gidelim. Öleceksek de ölüyoruz. Bu bir konu değil. Dünya var olduğundan beri 11 milyar insan ölmüş. Bir tane de biz ölüyoruz. Bu konu değil. Ama el alemin çocuğunu harcama hakkını sana kim veriyor? Kim veriyor kardeşim? Bana ölme emrini verecek olan komutan benden önce siperden kafasını çıkaracak. Öyle yok. Öyle yok. Şimdi her zaman söylüyorum. Türkiye'nin sınırını Türk süngüsü belirler. Ama önce komutan gidecek. Bakın Sakarya Harbi'nde biz destan yazmışız. Melhame-i Kübra demiş Mustafa Kemal. Kan nehri. Kan nehri. Tarihte hiçbir dönemde ölmediği kadar subay astsubay ölmüş. Erden fazla. Neden? Çünkü komutanlar önce gitmiş. Askere sen dur demişler. Subay astsubay gitmiş ölmüş. Şimdi bu öyle. Şimdi buradan bizim Polat Alemdarlar diyor ki oradan gideriz buradan çıkarız. Bakın reis bizi Afrin'e götür diyen herif bedelli yaptı bu ülkede askerliği. Futbolcular vardı bizim o artist arkadaşlar. Değil mi? Evet. Sen de var mısın ben de varım birbirlerine telefonla kampanya yapıyorlardı. Değil mi? İstiklal Harbi bu evet diyeceğiz falan. Hepsi bedelli yaptı. Bakın Şevket öldü. Binbaşı iki tane evladı var. Teğmen Sinan. Koy çocuğu Hollywood'da artist olur. O kadar yakışıklı bir aslan gibi delikanlı. Öldü dün. Şehit oldu. Yazık. Bakın bugün Libya'da doğru mu yaptık yanlış mı yaptık herkes onu kaybediyor. Sen Rauf Denktaş'ı sırtından hançerlediğinde Doğu Akdeniz'i kaybettin zaten. Değil mi? Kıbrıs'ta anlam planını bize dayattılar. Rauf Denktaş Allah rahmet eylesin ben defalarca yazdım hepimiz yazdık. Rauf Denktaş bağırıyordu ya. Burada petrol var. Burada petrol var. Burada petrol var. Adam bağırıyordu ya. Amerikalılar bana geldi. Ben Türkiye ile konuşun dediğim için çok sinirlendiler. Rumlara gittiler. Adam bunu anlattı ya. Rauf Denktaş bunu anlatırken. Neredeyse Ergenekon kumpasından içeri değil alacak. Değil mi? Statikocu diyorlardı. Neler evet. diyorlardı adama. Bizim bu şimdi şakşakçı Refat Hisarcıklıoğlu var. Top başkanı. Ha. Bütün esnafı tebrik ederim. Onu başında tutuyorlar hala. Gazetelere sayfa sayfa ilan veriyorlardı. Yes be annem deyin diye. Şimdi diyorlar ki Libya'ya gitme mi? Sen Kıbrıs'ı sattın kardeşim. Kıbrıs'ın ruhunu sattın. Kıbrıs'ı bıraktılar. Rumlar Avrupa Birliği'ne girdi. O gün Türkiye Doğu Akdeniz'i kaybetti. Bakın Doğu Akdeniz dediğimiz mesele coğrafya bir takım ülkelerden oluşuyor. Şimdi petrol aranan yerin merkezi itibariyle konuşursak Kıbrıs. Kıbrıs senin hatan yüzünden gitmiş. Sen Kıbrıs'ın mücahitlerini Rum'un vicdanına bırakmışsın. Kendi ellerimizle kurduğumuz Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Yes be annem referandumunu destekleyerek, teşvik ederek sen kapatmışsın bu kepenkleri. Dön bu tarafa. İsrail. Şimdi bu İsrail'i sevip sevmeme meselesi değil. Türkiye'nin çıkarı kimden yanaysa Türkiye'nin onunla iş bile yapıyor. Dünyada kimse kimseyi sevmiyor zaten. Hiçbir ülke kimseyi sevmiyor. Mesela İngilizler de Amerikalıları sevmiyor. Ama beraber davranıyorlar. Fransızlar da sevmiyor Amerikalıları. Ama beraber davranıyorlar. Almanya ile Fransa birbirlerine taş üstünde taş bırakmadılar 2. Dünya Savaşı'nda. Bugün Avrupa Birliği çatısında beraber hareket ediyor. Ülkelerin çıkarları olur. Kimseyi sevip sevmeme meselesi değil. Sen oraya Van Mönüs dedin, gemi gönderdin falan. Bugün bölgenin en ciddi ülkelerinden biri İsrail'le
Türkiye papaz durumda. Yani dön bu tarafa, Mısır. Şimdi sen, bir dünyada Don Kişot var, bir de biz Din Kişot'uz yani. Biz her yere din için gidiyoruz. Biz bakıyoruz, bir ülkeye bakıyoruz. Bu Türkiye'nin çıkarı nedir falan böyle bakmıyoruz. Kim dinci bu? Biz onun tarafını tutuyoruz. Ya böyle bir dış politika mı olur ya? Müslüman kardeşler nerede? Biz burada onun yanındayız. Bakın Mısır gibi bölgenin lider ülkesi, Arap milletinin lider ülkesini biz kaybettik. Bugün Mısır'da Türkiye'nin elçisi yok. İsrail'de Türkiye'nin elçisi yok. Şimdi Suriye'ye Amerika'nın fıştıklamasıyla biz dünyada ne kadar ruh hastası kökten dinci var. Buraya getirdik. Kendi ülkemizden geçirdik. Ceplerine para koyduk. Fatih'te, Ankara'da asker alma merkezleri kurdular bunlar. Paraları buralara getirdiler. Buralardan otobüslerle aşağılara geçir. Kendi uçaklarımızla taşıdık bunları ya. Ya bu Ankara'da hiç kimse demedi mi? Burada bir otorite boşluğu olursa, Irak'taki gibi, bu otorite boşluğunu terör örgütü doldurmaz mı? Yani bunu bilmen için kurmay subay olmana da gerek yok. Biraz memleketini sevmen yeterli. Ama biz ne yaptık? Esad'la düşman olduk. Esad'ı sevip sevmeme meselesi değildir. Türkiye'nin çıkarları Esad'la işbirliğinden geçer. Ben de sevmiyorum Esad'ı. Yıllarca PKK'ya destek verdiler. Evet, ama bugün itibariyle Türkiye'nin çıkarları Esad'ın oradaki egemenliğiyle ilgili. Komşu devletimizin egemenliğiyle ilgili. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruması. Dönüyoruz buraya, Libya. Libya karıştı bilmem ne. Kardeşim Kaddafi sen öldürmedin mi? Kıbrıs Barış Harekatı'nda işte rahmetli Ecevitli Erbakan'la bize en büyük desteği veren Kaddafi'yi öldürsünler diye Türkiye Cumhuriyeti para verdi ya. Türkiye Cumhuriyeti Fransız Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Haçlı Seferi o. Kaddafi'yi katletme operasyonu Haçlı Seferi. Türkiye Cumhuriyeti'nin dindar hükümeti, dindarız diyen arkadaşlar Haçlı Seferi'ne en önde katıldılar. Benim şehrim İzmir'i Kaddafi öldürme operasyonunun hava üssü merkezi yaptılar. Fırkateyn gönderdiler. Coşkulu alkışlarınıza çok teşekkür ediyorum. Hakkı Bey şuradan gidiyorsunuz, şuradan. Vefalılar hiçbir iyiliği unutmazlar. Ay Hakkı var ya. Bakırköy Belediyesi'nin de çiçeğini alalım, buyursunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben vereyim onları da. Müjdat'cığım. Canım sağ olun. Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu akşam burada ağırladığı için. Zelebir ailesine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Merdan Yanardağ ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, sabrınıza çok teşekkür ediyoruz ve hepiniz sevgiyle kalın diyoruz. Sevgiyle kalın, var olun. Çok teşekkürler Yılmaz'cığım, çok teşekkürler Müjdat'cığım. Al Yılmaz'cığım şunu size sen.